İyi akşamlar efendim. Güncel konulara hoş geldiniz. Ben Mustafa Yıldız. Bu akşam da yine her hafta olduğu gibi hepimizin konuştuğu, hepimizin gündeminde olan güncel konuları Profesör Doktor Mustafa Karataş hocamızla beraber değerlendireceğiz, konuşacağız. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar Mustafa'cığım. Sağ olunuz. Hemen sohbete başlamadan şöyle kitabı anons edelim. Profesör Doktor Mustafa Karataş'ın Mutlu Bir Yuva İçin 6 Mektup kitabını efendim bu akşam yine hediye edeceğiz. Bu dilimde, ikinci dilimde bir kitap hediyemiz daha olacak. Instagram hesabından biraz sonra bir soru soracağız Profesör Doktor Mustafa Karataş'ın. Efendim orada soruya ilk cevap verene, doğru cevap verene bu kitabı hediye edeceğiz. Tabii piyasalar çok hareketli. Şu saat itibariyle dolar 14.20'ye kadar neredeyse geriledi. 12.20 özür diliyorum. 12.20'ye kadar neredeyse geriledi. Cumhurbaşkanı bu akşam kabine toplantısından sonra kameraların karşısına geçti. Ve o açıklamanın ardından da dolar sert çakıldı. Dolayısıyla biz de zaten ekonomiden bahsedecektik hocam programa başlarken. Tam da denk geldi. Yani bu şu anda piyasalarda gerçekten bir hareketlilik var. Önce isterseniz buradan başlayalım biz de. Evet, niyet hayır, akıbet hayır. Dolayısıyla sevinilecek bir durum. Tabii piyasada bir tedirginlik olması, insanların moralinin bozuk olması, ticarette belirsizliğin artması, fiyatların yükselmesi, kiraların, temel gıda fiyatlarının, ihtiyaçların, petrolün, benzinin, mazotun zamlanması, kiraların, ev fiyatlarının aşırı şekilde bunların hepsi birbirini tetikleyen şeyler. İnsanın tabii günlük yaşantısına da dolaylı yoldan etki ediyor. Sevindirici haberi hepimiz sevinmeliyiz. Üzülecek haberi de hep birlikte üzülmeliyiz. Burada sanıyorum siyasetin, hükümetin duruşu, onlar da önemli. Ama en önemlisi halkın duruşudur. Evet. Çünkü milletle beraber iş yaparsınız. Devletin alacağı kararları yine sahaya yansıttığında oradaki iyimserlik, oradaki kanaat, oradaki denge, ölçü bunlar hep birbirini tetikleyen şeyler. Yani hükümet bir şey söyler, millet kale almazsa karşılık bulmaz. Hı hı. Devleti yönetenler bir şey söylediğinde millet kale alırsa mutlaka karşılığı olur. Burada da onun benzeri bir şey oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ciddi şekilde devlet olarak devletin varlığını hissettirmiş olması sivrisinekleri dağıttı. Yani şöyle olumsuzlukları sivrisinek gibi tasavvur edersek, hı hı, Süleyman Aleyhisselam sivrisinek rüzgardan şikayet eder. Süleyman Aleyhisselam da der ki o zaman rüzgarı çağırayım da sizi mahkeme edeyim. Aman çağırma der çünkü o geldi mi ben duramam. Şimdi devlet varsa bir yerde belirsizlikler, fırsatçılar, her türlü rantçılar, evet, oradan silinmek zorunda kalır. Dolayısıyla devlet devletliğini gösterdi bu akşam. İnşallah bu olumlu hava daha İnşallah. Da iyimser bir şekilde gider. Bir de şöyle bir şey var. Karamsar olmamak lazım böyle konularda. Çünkü neticeyi görmeden bittik, perişan olduk havası da çok maalesef üzücüydü. Çok moral de bozucu bir süreçti. Yani bir bakıyorsunuz her gün sabah dolar 17 mi olacak, 18 mi olacak, şimdi, 20 mi olacak, 25 mi? Böyle şimdi bak akşam bu akşam biz ekonomiyi konuşacağız ya. Hı-hı. Akşam gelirken halkıma ben bu konuda ne söyleyebilirim? Bana düşen görev nedir? Bir vatanını, milletini seven, dini, imanı bilen bir insan olarak ben ne demeliyim diye düşündüm. Allah biliyor. Şunu örneği verecektim. Birkaç örnekten biri de şuydu. Şimdi yine vereyim. Futbol maçlarında bugün inşallah onu da göstereceğiz, hı hı, o sevinenleri. Bir gol yersiniz. Ama maç 90 dakika. 90 dakika bitmeden, neticeyi görmeden yıkılmaya gerek yok ki. Evet. Bir gol yersiniz. O gol sizi bazen daha fazla oynamaya teşvik, hı hı, eder. Daha gayrete getirir. Maçı 3-1 kazanırsınız. Evet. 3 tane de gol atarsınız. Evet. Şimdi o golü yedim diye kahrolmanın bir alameti var mıydı? Dönüp baktığınızda filmi geriye sardırın. Yok. Aynen. O zaman neticeye değil. Onun için niyet hayır, akıbet hayır. Bir şey daha burada, hı-hı, söylemek lazım. Ben dün geceydi değil mi? Bu gece değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilim yayma ödüllerinde, evet, konuşması. Dün akşamki konuşmasında.
Orada ekonominin kuralları bir tarafa, o da ayrı. Tabii devlet onları da itibara alacak ki bugün pazara da konuşacağız. Pazar nasıl olmalı yani? Bir ticaret nasıl dönmeli İslam anlayışına göre? Bir de şeyden bahsetti. Ben bir Müslüman olarak naslarına itibar almalıyım dedi. Yani ben ona karşı bir şeyde duramam. Onu da göz önünde bulundurarak hareket etmem lazım. Bu da İslam dünyasına ilk defa ekonomiyle ilgili devlet bazında, ölçeğinde bir çıkıştı. Tarihi bir çıkıştır o. Yani nedir? İslam ekonomisi, iktisadıyla biz yıllardır diyoruz ya faizsiz bir sistem. Çünkü faizin bugün zararlı olmadığını söyleyecek bir Allah'ın kulu var mı? Yok Değil aslında. mi? Evet. Ama bütün işlemler üzerine faizler de işliyor. Fakat nedense çok gelişmiş ülkelerde faiz sıfır ve sıfırın altında. Ama az gelişmiş ülkelerde faiz yükseklerde. Tabii. O zaman bu bir sömürü aracı oldu. Net olarak belli zaten. Ama siz orada faizi düşürmeye kalktığınızda faize karşı olduğunu söyleyen ve böyle inananlardan bile aman düşmesin dediklerini görüyorsunuz. Bu da insanı üzüyor. Değil mi hocam? İşte ilk defa böyle bir ciddi bir çıkış dünya üzerinde maalesef bugüne kadar olmadı ve gerçekleşmedi. Yani bir sistem, faizsiz bir sistem. Malezya falan denemeye kalktı. Onun ekonomisini de çökerttiler. G8'ler vesaire. Burada böyle bir çıkıştan dolayı da tabii altyapısını hazırlarsa insanlar, bunun karşısında da bir takım ilkeleri işletirlerse, o zaman yerli yerine oturtacak ve belki de Allahu alem dünya tarihinde ilk defa bir Müslüman liderin, bak Müslüman olduğunu söylediği için bunu ben de böyle telaffuz ediyorum, devlet başkanının faize doğrudur, ekonomik kurallar açısından zaten getirisi yoktur ama naslar itibariyle de ben bunu dinimin gereği de onunla mücadele etmeyi kendime söz verdim diyerek haykırmasından sonra belki faize karşı yapılan bu girişim alternatif de başarılı olursa bütün İslam ülkelerine de yeni bir kan, yeni Bir bir ruh ruh. gelecektir. Evet. Buna inanıyorum. Bu arada Ve hemen Allah da inşallah bu niyeti karşılıksız bırakmaz. inşallah. Bu konunun en iyi bilen kimselerden birisi MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş konuğumuz olacak. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. İyi akşamlar Mustafa Bey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Hocam, size de saygılar sunuyorum. Kıymetli izleyicilerimize de sevgiler ve saygılar sunuyorum efendim. Hayırlı programlar Sağ diliyorum. olun. Sağ ol Davut Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi geçen gün sizinle bir konu konuşmuştuk. Şimdi o konuyu yine soracağım da cevap bakalım nasıl değişecek? Ya dedi ki yani sürekli yükseliyor kur. O doların işte tam 16'dan 17'ye çıktığı gün sizinle beraberdik. Hani bu iş düzelecek mi? Ne olacak? Nasıl olacak dediğimizde siz o kadar rahattınız ki hani olur böyle şeyler düzelir. Ben şimdi izleyicilerimize hani bir spoiler veriyorum son günlerin gözde tabiriyle. Hani düzelir, olur gibi bir hava içerisinde dediniz. Ben de şaşırmıştım. Yani nasıl bu rahatlık, neden bu rahatlık diye. Şimdi bugün dolar düşer, 14'e düşer, 12'ye düşer. Yarın 20'ye yükselir, ertesi gün 8'e düşer. Bu ayrı bir konu. Ama biz sanıyorum meseleyi baştan beri yanlış bir yerden aldık. O da şu, faiz mi yükseltelim, kuru mu düşürelim, onu mu yapalım, bunu mu yapalım? İstihdamı konuşmadık. Sanayiyi konuşmadık, üretimi konuşmadık ve siz de bunu konuşarak zaten bazı cevaplar verdiniz bize. Şimdi baktığınız zaman bir iş insanısınız ve bu işleri de çok iyi bilen birisiniz. Şu anda dolar neden düştü? Ne oldu da birden %20'lik bir düşüş var dolarda? Şimdi bunu cevaplarken şöyle cevaplayabiliriz esasında. Kıymetli hocam çok güzel bir giriş yaptı. Niyet hayır dedi, akıbette hayır dedi. Bizler itikadı olan, iman eden insanlarız. İktisadı sadece bir iktisat olarak almıyoruz. Hayatımızın her noktasında iktisatla uğraşıyoruz. Biz iktisadı itikadi iktisat olarak değerlendiriyoruz. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Kainatta hiçbir şey sonsuz değildir. Mutlaka ve mutlaka bir gün gelecektir. Bunun ters bir hareketi olacaktır. Şimdi başka boyutu.
Diğer bir konu da biz bunu defaatlerce Sayın Genel Başkanım Mahmut Asmalı Beyefendi de yapmış olduğu açıklamalarda hepsinde belirtti. Biz bu hareketlerin suni olduğunu düşünüyoruz. Ciddi anlamda bir spekülatif hareketler olduğunu düşünüyoruz. Sadece ve sadece piyasalarımızın sakin olması gerektiğini, birbirimize inanmamız gerektiğini, kenetlenmemiz gerektiğini, işimize odaklanmamız gerektiğini. Çünkü Türkiye gerçekten harika bir ülke. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bugün ve geçen hafta birçok devlet başkanını Afrika'dan gelen cumhurbaşkanlarını biz misafir ettik. İnanın samimiyetle söylüyorum. Ülkelerine dönmek istemiyorlar. Yani biz burada yaşasak bir cumhurbaşkanı, kendi ülkesinin cumhurbaşkanı bunu diyebiliyor. Ülkemizi çok beğendiklerini söylüyorlar. Birçok noktada çok geliştiğini ifade ediyorlar ve belirtiyorlar işin özetinde. Mevzu aslında rücu ediyor esasında baktığınız zaman. Cumhurbaşkanımızın da çıkıp da olayın hakikaten bir faiz olmadığı ve bunun altındaki gerekçelerini de halkımızla net bir şekilde ifade edip de paylaştığında ve paketi de ifade ettiğinde dövizin düştüğünü çok rahatlıkla görebiliyoruz. Bir sanayici olarak, bir tüccar olarak zaten hiçbir zaman çok yüksek kuru benimsemedik, evet, benimsemiyoruz. Müsiyat olarak da bunu benimsemiyoruz. Başından beri de ifade etmiş olduğumuz ifadeler şunun üzerineydi. Biz tamam kabul edilebilir, rekabetçi bir kurdan yanayız ihracat için. Fakat iç piyasa dinamiklerinde hiçbir zaman unutmamamız gerektiğini belirtmiştik. Evet, şimdi bu önemli hocam. Yani Davut Bey'in bahsettiği konu o kadar önemli ki şu, ihracatçı doğal olarak yüksek istiyor. Yani daha fazla kazanabilmek için daha yüksek kur, yani düz mantıkla. Ama mesela diyor ki biz yüksek kur değil, kabul edilebilir bir kur tercih ederiz. Şimdi aslında bugün ihracatçı da Davut Bey mesela daha ya tabii anlatacaktır. İhracatçı da yüksek olsun diye istemez. Tabii. Benim tam belirli olsun. Belirsizlik hiç kimseye yaramaz. Tabii. Burada devletin yaptığı da zaten belli bir güvence vermesi. Hı-hı. Her piyasayı rahatlattı. Yani o belirsizliği en azından ortadan kaldırmış oldu güvenceyle. Hı-hı. Bu önemli. Çünkü siz bugün aldığınız malı yarın iki kat mı olacak, üç kat mı olacak diye endişe ederseniz alıp satanlar için bu çok sıkıntılı bir durum. Hı-hı. Bunu bir defa standart, onun için bizde gabli fahiş, ben de çok üzerinde duruyorum. Hı-hı. Standartın üzerine %20'lik bir oynamanın esnekliğin üzerine, hı-hı, siz oynatacak şekilde piyasaları alt üst ederseniz ona gabli fahiş diyoruz. Evet. Öyle bir satış caiz değil. Orada müdahale gerekebilir. Devletin başka müdahaleler de olur. Yani fiyat dondurma şeklinde demiyorum bunu. Aldatmalara müdahale etmelidir. Evet. Bu da bir denetim eksikliği görüyorum ben. Bu, bilmiyorum Davut Bey'in bu konudaki fikrini de almak isteriz. Bir denetim eksikliği var. Halbuki devlet denetleyici de olmak zorunda. Sabitleme açısından söylemiyorum fiyatları ya da malları. Ama bir denetim olmadan, paranın, ekonominin bir sahibi olmadan belirsizlikler hep aldatmaya vesile olabiliyor. Bu son günlerde biraz da onu yaşadık. Yani sadece kuru konuşmayalım. Bence fiyatlardaki bu artışın üzerine de gidilmesi lazım. O konuda mesela da şu anda düşecek mi? Yani evet, yani %100 dolar, fiyat %20 dolar düşünce şu anda Davut Bey yani satılan ayçiçek yağının fiyatı da %20 düşecek mi? Çok net bir soru. Ne dersiniz? Evet. Şimdi ben bu konuda şu şekliyle ifade edeyim. Normal biz müsiyattaki görev tanımlamamızda dış işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Dünya üzerinde şu anda 81 şube ve temsilcilikle faaliyet gösteriyoruz. G20 dediğimiz, gelişmiş 20 dediğimiz ülkelerin içerisinde 18 ülkede yapılanmamız var. Bunlarla da buradaki şubelerimizde, şube başkanlarımız, temsilcilerimizle de devamlı bir rabıta içerisindeyiz. Bu rabıtada günlük yapmış olduğumuz görüşmelerde ve almış olduğumuz raporlarda dünyanın kendi içerisinde çok ciddi derecede bir enflasyonla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Bu enflasyon sorunu veya dünyadaki fahiş fiyat artışı konusu sadece bizimle direkt doğru orantılı bir konu değil efendim. Birkaç örnek verebilir misiniz? Efendim? Birkaç örnek verebilir misiniz bu konuya? Örnek vermek gerekirse en son mesela Amerika ile yapmış olduğumuz görüşmelerde özellikle Amerika'daki benzin fiyatlarının, enerji fiyatlarının %70 oranında arttığını gördük. Amerika'nın milli yemeği %70. Dediğimiz, evet, 70 puanlarda arttığını gördük.
Amerika'nın milli yemeği diye ifade etmiş olduğumuz Facebook'larda %40'lık bir fiyat artışı olduğunu gördük. Dünyada kendi içerisinde ciddi anlamda bir üretim sorunu var. Geçenlerde bir yabancı makalede okuduğumda aşağı yukarı yıllık dünyanın enerji ihtiyacında yapılması gereken yatırım, toplam enerji yatırımının %6'sı kadarmış. Yani yıllık son 2 yılın içerisinde pandemiyi ele aldığımız zaman %12'lik dünyanın bir enerji kaybı var, yatırım kaybı var. Bunun da vermiş olduğu ciddi sorunlar var. Özellikle Çin'den gelen bilgiler şu şekliyle günlük aşağı yukarı 1 saat ve 2 saat elektrik kesintileriyle imalatlarda ciddi sorunlar oluşmaktı. Yani üretim yapamamaktı. Bu ham madde üretilmediği zaman yarı mamul üretilmiyor. Yarı mamul üretilmediği dakika itibariyle bitmiş mamul üretilmiyor. Pandemiden sonra da dünyanın çok ciddi derecede bir talebi oluştu. Yani arzın az olduğu yerde talebin fazla olması otomatikman enflasyonist bir ortamla karşı karşıya geliyor. Biz yabancılarla çalışıyoruz. Yabancılarla yapmış olduğumuz ticaretlerde yapan üretici firmalarla çalışıyoruz. Onlarda gördüğümüz bazı ciddi sorunlar var. Özellikle COVID'in getirmiş olduğu sorunlar vardı. 100 kişilik bir bantı düşün önünüzde. Bu bant içerisinde COVID'le beraber bir 15 kişilik bir bölümünün bu bant imalat bantının üzerinde COVID'le hastalanan malların bir noktaya gelip de sadece tıkandığını görüyoruz. Bir sonraki sürece geçmiyor. Evet. Geçmediği dakika itibariyle bir arz sorunu meydana geliyor. Türkiye'nin en büyük handikapı da şu oldu. Dünyadaki bu ham madde ve yarım ham emtia krizi yanında döviz fiyatlarındaki ciddi artış oldu. Esasında Türk tüketicisi çift makasla karşı karşıya kaldı. Ben hocama da katılıyorum bu konuyla alakalı. Art niyetli olan insanlar, kötü niyetli olan insanlar, özellikle stokçuların bu anlamda kesinlikle ve kesinlikle denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Fakat bunu yaparken de şu ayrımı da iyi yapmamız gerekiyor. Özellikle imalat sanayinin içerisinde bir imalatçının minimum 3 aylık bir stoğa ihtiyacı var, ham madde stoğu. Yani bunun da ayrışmasını yapmak gerekiyor. Devlet denetimlerini yaparken hakikaten bitmiş mamül stoğun yani piyasası. O denetimin de bir uzman tarafından, bu işi bilen biri tarafından yapılması gerekiyor değil mi? Şimdi bir de burada tabii bunları da hepsi birer detay, hepsi bir tablo koyuyor ortaya da. Az önce Mustafa Karataş hocamız bir şey söyledi. Eğer Türkiye şu anda mücadelesini verdiği bu ekonomik savaşta başarılı olursa bu belki de diğer Müslüman ülkelerin de ufkunu genişletecek. Belki biz bir önce olacağız. Tabii. Şimdi buradan bir Medine pazarı örneği tabii geliyor akla. O Medine pazarına Müslümanların girişi. Şimdi Medine pazarında hani ben bildiğim kadarıyla Yahudiler daha çok ağırlıklı. Tabii. Değil mi? Müslümanlar oraya girince o pazarın şekli değişiyor, o pazarın insanlığa da verdiği bir şey oluyor hocam. Elbette Medine de zaten Babil sürgününden yani kalma pek çok Yahudiler vardı. Medine'de Yahudiler yeni değildi, yani çok eski yerleşik bir hayata geçmişlerdi. Beni Kaynuka denilen çok zengin bir Yahudi kuyumculukla uğraşan bir kabile var. Ardından yine Medine'nin hem oradaki yerli halkına hitap eden hem Yahudilere hitap eden pazarları var. Ama Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve İslam'ın ana ilkeleri çerçevesinde Medine pazarını ıslah ettiğini, denetlediğini görüyoruz. Bir denetleme var. Denetleme getiriyor. Pazarları ortadan kaldırmıyor. Denetleme getiriyor. Aynı zamanda bir de yeni pazar kuruluyor. Mesela ashab-ı kiram bile şaşırıyor. Biz tüccar kelimesini ilk defa Resulullah Efendimiz'den duyduk. Tüccar kelimesi. Bu kavramı Arapçaya Resulullah Efendimiz sokuyor. Öyle mi? Ya tabii. Ticaret var ama tüccar kavramı yok. Tüccar kavramını kelime olarak da Resulullah Efendimiz kullanıyor. Pazara çeşitli kaideler, kurallar koyuyor. İşte men gaşşena felese minna. Bizi aldatan bizden değildir. Aldatma olmayacak. Eski aldatmaya yönelik alışveriş tarzlarını da ortadan kaldırıyor. Mesela pazarcı bu malı alıyor, sana atıyor satıcı. Sana değdiği an, elin sürüldüğü an sen bunu almak zorundasın. Böyle bir hile. Evet. Sen geldin, yanlışlıkla elini dokundun, onu almak zorundasın. Bunların hepsini ortadan kaldırıyor. Tartı ve kili ve vezni olanları da bunlar kilidir. Yani kiloyla, bugünkü tabirle, okkayla, ağırlıkla daha doğrusu. Evet. Ölçekle. Kili demek ölçek.
vezni olan da ağırlıkla. Ağırlıkla satılması gerekeni kili olarak ölçekle satanlara, ölçekle satılması gerekeni ağırlıkla satanlara müdahale ediyor. Bu da aldatmadır. Takaslarda, sarflarda fazlalığa redi ve ceyit denir onlara. İyi ve kötüyle değiştirirken bile fazlalıklara dikkat etmeleri gerektiğini söylüyor. Yani kural koyuyor. Belirleyici kurallar koyuyor. Yoksa nasıl satarsanız satın, bizden önce siz madem böyle başlamışsınız demiyor. İslam'da esas olan insanın malını da korumaktır. Canını koruduğu gibi, neslini koruduğu, aklını, dinini koruduğu gibi malı korumak da esastır. Devletin vazifelerinden biri, İslam'ın koyacağı kurallardan biri de malı korumak üzerine olmalıdır. Sizi zarar ettirmeyecek. Genel ilke, ahlaki olanlar var, ticari olanlar var. Az önce Davut Bey güzel bir şey söyledi. Biz tamam iş adamıyız ama itikadımızla birlikte iş adamıyız. Yani inançlarımız var. Çünkü iktisatı ahlaktan ayırdığınız zaman, ki ikisi de bence felsefi bir terimdir, iktisatta ahlakta, bunu birbirinden ayırdığınız zaman ne iktisat kalır ne ahlak kalır. İkisi beraber gitmelidir. İktisat ahlaklı olmalıdır. Yani faizin haram olduğunu, aldatmanın haram olduğunu iktisat emretmelidir. Böyle bir emri olmazsa, ahlak olmazsa iktisat olmaz. Onun için bizde ahilik, efendim, bağcıyanlık, çeşitli esnaf ilkeleri, kuralları oluşturulmuş teşkilatlar olmuş, kurulmuş. Osmanlı, Selçuklu, Abbasiler bunun üzerine asırlar boyu kafa yormuşlar. Ve genel olarak mesela Ebu Yusuf kendi döneminde çeşitli kabileler Müslüman olduğunda ticaret şekilleriyle ilk defa karşılaştıklarında farklı ticaretlerle o zaman aldatmaya yönelik o güne kadar Medine pazarında konulan kural aldatma vesilesi edildiğinde onlara da yeniden düzenleme getirmiştir. Bak biz böyle alıştık demiyor. Evet. Onu da düzeltiyor. Kili ve vezni olanların yerlerini değiştiriyor. Aldatma var bugün toplumda diye. Böyle kuralları koyup takip etmek, denetlemek devletin vazifesidir. Ve ahlakla beraber ticareti yürütmeliyiz. Paranın da bir ahlakı olmalı. Paranın dini imanı yoktur deniyor. Yanlış. Paranın ahlakı olmalıdır. Dini imanı yoktur demek yani Hristiyan parası, Müslüman parası böyle bir şey buna da gerek yok. Çünkü Resul Efendimiz döneminde Asr-ı Saadet'te Bizans parası da kullanılmıştır. Evet. İslam parası yoktu zaten o zamana kadar. Abdülmelik döneminde basılmıştır. Daha 70'li 80'li yıllardı. Dolayısıyla başkasının parasını da kullanabiliriz ama ahlaki ölçüler içerisinde. Bu denetleme ahlakla birlikte aldatmanın olmadığı, kuralların olduğu, işte pazara getirilen malı yolda karşılayıp fiyatı yükselterek pazara sunmanın bu aldatma vesilesi olduğu, başkasının hakkı olan bir şeyi kandırarak ondan almanın aldatma vesilesi olduğu ve buna devletin müdahale edileceği de bilinmelidir. Medine pazarından alacağımız özellikle birebir ticari anlamda olmasa da ahlaki anlamda ilkeler vardır. O ilkeleri zaten bir Müslüman yapmak zorundadır. Yapmazsa günaha girer. Hem Müslümansınız hem tüccarsınız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sadık, dürüst olan bir tüccarsın. Et tacirus saduk. Dürüst olan yuhşeru ma'an nebiyyin ve sıddıkın ve şühada, şehitlerle, nebilerle, sıddıklarla haşr olunacaktır. Niye bu kadar önemli? La hasede illa fisneteyn. İki kişiye gıpte edilir. Biri raculun atahullahu malen fesallatahu ala heleketi fil hak ve raculun atahullahu hikmete ve yuallimuha ve amile biha. Zengin, parasını hak yolunda kullanıyor. O insana gıpte edilir, imrenilir. Onun sevabına, onun derecesine erişmek çok zor. Hazreti Ebubekir'in derecesine erişemez hiçbir peygamberler hariç hiçbir Müslüman. Niye? Zengindi ve Allah için parasını feda etti. Mal, sermaye İslam'da kıymetlidir. Savaş olmaz. Para efendim değersiz, dünyalık açısından gözümüzde değeri olmasa bile bir vesiledir. Yüzmeye, geminin suya nasıl ihtiyacı varsa yüzmek için. Para da hayatta ihtiyaç var. Müslüman bir zengin, tüccar, peygamber ve sıddıklar, şehitlerle beraber haşrolunacak demek bu teşviktir. Bunu teşvik etmeliyiz. Pazarlarımızda denetim, kanaat, hakkaniyet,
hukuk ölçüleri içerisinde aldatma olmadan katılıyorum. Siz her şeye bir nahr koyamazsınız, bir sabit fiyat koyamazsınız. İslam'da o da yoktur. Hatta Resulullah Efendimiz'e bunun teklif edildiği de söyleniyor. Ya Resulallah, sabit fiyat mı? Evet, sabit fiyat. Yani bunlara bir nahr koysak, yani devlet dese ki 3 liraya satacaksın hurmayı. 3 riyale diyelim bugün para. Peygamberimiz hayır. Fiyatı yükselten de indiren de Allah'tır diyor. Bak enteresan. Mal geliyor piyasa. Hı hı. Niye? Allah'tır. Evet. Bak koronanın, Covid-19'un çıkacağını kim biliyordu 5 sene, 10 sene önce? Fiyatların böyle dünyanın bu hale düşeceğini bilinmiyordu. Bir kıtlık dönemi oluştu. Şu anda dünya bir kıtlık dönemi. Eskiden kıtlık deniyordu buna. Şimdi ekonomik kriz deniyor. Değişen bir şey yok. İnsanoğlu hepsini görecektir yaşadığı sürece. Ama esas olan, iman olan bir insan, tüccar da olsa, müşteri de olsa, hileye başvurmamaktır. Dürüst kalabilmektir. Evet. Biz bu dürüstlüğü öğretmemiz lazım. İnsanlara bunu aşılamak lazım. Yani yetişirken esnaf buradan taviz vermemeye ahdetmelidir. Buna yemin etmelidir ve bu şekilde ticaretini yapmalıdır. Peki burada tabii akla bir soru geliyor Davut Bey. Bu soru hani sizi de çok yakından ilgilendiriyor. Biz Mustafa Hocamızın bahsettiği bu profili baz alırsak eğer bizim iş adamlarımız dünyada bu bayrağı tutabiliyorlar mı? Bu bayrağı götürebiliyorlar mı? Ne dersiniz? Ben kıymetli hocamın vermiş olduğu engin bilgiler için öncelikle çok teşekkür ederim. Esasında birçok şeyi aynı düşünüyoruz. Biz müsiyattan kapıdan girdiğimiz zaman yeni üyemize önce şunu ifade ederler kıymetli büyüklerimiz. Derler ki bir, buranın Medine pazarı olduğunu unutmayacaksın derler. İki, içtimai bir konu. İnfak noktası. Kazanmış olduğun paranın ne şekliyle, nereye, nasıl infak edeceğini çok iyi bilmen lazım derler. Ben bu konuya şöyle bir cevap da vermek istiyorum özellikle baktığımızda. Öncelikle kendinize yapılmasını istemediğiniz bir konuyu hiç kimseye yapmamanız gerekiyor. İşin temelinde. Evet. Bir tüccar olarak, bir sanayici olarak, bir tacir olarak. Dünyada Türk üreticilerin gelmiş oldukları noktaya baktığımızda bundan 20 yıl önce aşağı yukarı 36 milyar dolar civarında bir ihracat yapıyordu. Ben ilk ihracat yapmış olduğumuz dönemleri hatırlıyorum. Gittiğimizde bize şunu söylerlerdi. Derlerdi ki kaliteleriniz tutmamış, fiyatınız tutmuyor, hizmetiniz tutmuyor diye ifade ederlerdi. Ama son 20 yıl içerisinde Türk sanayicisi, Türk imalatçısı çok büyük gayret gösterdi. Müthiş bir mücadele verdi. Bu geçen şeyi duydunuz mu Davut Bey? Somali'den yanılmıyorsam ya da diğer bir Afrika ülkesinden bir iş adamı diyor. Türk iş adamları çok cesurlar ve yani yeni iş adamı profilinden bahsediyor. Çok cesurlar ve işi biliyorlar diyor. Buna katılıyor musunuz siz de? Kesinlikle. Yani çünkü o seyahatlerden o 20 yıl önce, 23 yıl önce döndüğümüz zaman oturduk fabrikada imalat müdürlerimizle ciddi çalışmalar yapardık. Fiyatı tutturmaya, kalitemizi yükseltmeye, hizmet kalitemizi artırmaya çalışırdık. Nihai noktada elhamdülillah öyle bir noktaya geldik ki şu anda dünyanın birçok noktasında Türk ürünlerinin üzerinde, kutularımızın üzerinde Türk bayrağı isteniyor. Yani Türklerin yapmış olduğu ürünler çok şükür, binlerce şükür hem kalitesi noktasında son derece kaliteli hem fiyat noktasında son derece rekabetçi ürünler olarak tercih ediliyor. Türk tüccarımız ve tacirimiz anlamında da baktığımız zaman elhamdülillah hepimizde belli noktalarda bir Allah korkusu var. Kimseyi kazıklama niyetiyle bir şeyler yapmaya çalışılmıyor. Doğru, ahlaklı ticaret götürmeye çalışıyoruz. Ve dünyanın birçok noktasında çok şükür talep edilen noktaya geldi. Bunu da şuradan anlıyoruz. Türkiye dünyanın çok büyük bir ticaret zincir yönetiminin içerisine girmiştir efendim. Geçen yılla bu yılın arasında ihracatımızda %34'lük bir artış meydana gelmiştir. Şu anda inanın samimiyetle söylüyorum kapasitelerimiz full olarak gitmekteyiz. Anadolu'nun birçok noktası, bizim 88 noktada Anadolu'da şubemiz var. Evet. Bütün başkanlarımızla görüşüyoruz, konuşuyoruz. Sanayileri geziyoruz, endüstri bölgelerini geziyoruz. Hepsinin fabrikalarının kapısında vasıflı vasıfsız işçi aranıyor. Niye arar bir sanayici? Demek ki bir talep var. Demek ki ürün üretmek isteniyor. Peki, demek bir şey daha sorabilir miyim? Bu konuda da mesela biz Mustafa hocamızla çok konuşmuşluğumuz var. Asgari ücret konusunda mesela yani isim vermeye gerek yok. Birçok firmada yani özellikle
giyim firmalarında olsun, marketlerde olsun, kapıda bir şey yazar. Bu iş yerinde asgari ücret uygulanmaktadır diye. Örneğin, yani şu andaki asgari ücret tartışmalarından, şimdiki rakamdan ayrı olarak bir şey söylüyorum. Şöyle yazsa, o firma içinde daha iyi değil mi? Bu firmada asgari ücretten 1000 lira fazla ücret verilmektedir ya da 500 lira fazla ücret verilmektedir. Yani şu asgari ücret vermekteki mesela ısrarı nedir bu büyük firmaların? Kazançları da fena değil yani bu firmaların. Asgari ücret Türkiye'deki iş gücü piyasasındaki esasında bir referans noktası. Hı hı. Yani son dönemlere baktığınız zaman asgari ücret de verilmiyor zaten. Biz hiçbirimizin fabrikalarında veya üretim tesislerinde veya ticaret hanelerinde asgari ücretle insan çalıştıramıyoruz. Çalıştırmak da istemiyoruz şimdi başka boyutunda. Çünkü neden? Çalışanımızın kendi içerisindeki mutluluğu, geçim standartlarının yüksek olması otomatikman iş dünyasına da yansıyor. Bizlere olan bağlılığına da yansıyor. Yapmış olduğu işteki performansına da yansıyor şimdi başka boyutunda. Ben sadece onu referans noktası olarak görüyorum şimdi başka boyutunda. Şu anda asgari ücretin çok çok üstünde rakamlar zaten piyasalarımızda veriliyordu. Bunu böyle belirtmek isterim ama sizin söylemiş olduğunuz ifade bence son derece şık, son derece anlamlı. Esasında bir imalat, bir sanayici olarak da dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Evet. Örnek olma açısından, iş dünyasında örnek olma açısından zaten yapmış olduğumuz bir şeyi farklı bir şekilde de ifşa etmiş olabiliriz. Yani bunu bir reklam burada, amacı şeyine de reklamdan yani. Çok örnek olmak gerekiyor. Müsiyatında sağ olsunlar böyle çok kıymetli iş adamlarımız var. Onların öyle olduğunu da ben biliyorum ve çoğunu da tahmin ediyorum. Şimdi kölelik dediğimiz İslam'ın da ısrarla her vesileyle kaldırmaya teşebbüs ettiği o toplumda kölelik sisteminin cari olduğu bir toplumda dünya sadece Araplarda değil bütün dünyada kölelik vardı o yıllarda ve daha sonraki yıllarda. Öyle bir dönemde bir evinizde hizmetçi varsa çalışan bir işçi varsa bir anlamda mükatepleri de vardır. Kölenin köle deyince biz sadece böyle işte yerlerde sürünen her gün hizmet eden işte önüne koyduğun kaptan ne verirsen onu yiyen mahkum gibi düşünüyoruz. Öyle değil. Mükatep köleler diyor ki mesela ben sana 10 sene çalışayım şu kadar borcumu ödemiş olurum. Beni azat edeceksin. O zaman kendi başıma işimi kurarım. Buna mükatep kölelik deniyor. Bu da dahil Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlar sizlerin kardeşlerinizdir. Bak köleler sizin kardeşinizdir. Yediğinizden yedirin. Giydiğinizden giydirin. Ağır iş verirseniz de onlara yardım edin. Fe'i'nuni. Yani onlara yardım edin. Kaldı ki öyle bir sistem kuruyor, öyle bir düzen, devlet kuruyor ki son günlerinde bir kölenin oğlu olan, azatlı bir kölenin oğlu olan Zeyd bin Harise'nin oğlu Üsame bin Zeyd'i Hazreti Ebu Bekir'lerin, Hazreti Ömer'lerin başına ordu komutanı yapıyor. 20 yaşındaki genç. Bütün anlayışı da yıkıyor. İnsanlık üzerinde kara leke olarak duran, insanı köleleştiren sistemi de alt üst ediyor. Komutan Medine'de ki Mekke 10 bin, Huneyn'de 12 bin askere sahip olmuş Medine devletinin ordunun komutanını bir kölenin oğlu Üsame'yi koyuyor. Kendi evlatlığı sayılan. Şimdi burada sık sık şunu söylüyoruz. Davut Bey siz ona da değindiniz. Oraya cami yaptırdım, Allah kabul etsin. Bu Kur'an kursuna yardım ettim, Allah kabul etsin. Buraya hastane yaptırdım, buraya köprü yaptırdım. Güzel. Allah razı olsun. Her camide bir tuğlan var. Büyük iş yerleri için söylüyorum. Ama kardeşim, ne olur şu çalıştırdığın işçiyi bir memnun et. Senden ayrılmasın. Gittiğinde geri gelsin. Ve hayat boyu senden bahsetsin. Senin insanlığını anlatsın. Önce işçini memnun et. İşçine asgari ücret düne kadar çok kısırdı hakikaten. Türkiye'de
asgari ücretler çok cılız oluyor. Tabii getirisi götürüsü ayrı konu. Onlar bizim konumuz değil. Ama inancımız gereği özellikle sadece dünyayı değil, ahiretini düşünenler için çalıştırdığı işçisini öncelemelidir. Dışarıdaki camiyi değil. Onu yine yapsın, yapacaksa yapsın. Ama öncelik aileden sayılır. O işçi ailesidir. Evet. Oraya öncelik vermesi lazım. Bu ahlakı ne kadar gerçekleştirebiliyoruz? Onu tabii siz piyasayı daha iyi biliyorsunuz. Ne dersiniz Davut Bey? Genel başkanımız da bir açıklama yapmıştı. Bundan aşağı yukarı bir ay önce, bilmiyorum hatırlıyorsunuzdur. İlk rakamı da o verdi. Yani dolar kurları 12'lerde falan olduğu yerde, 17-18'ler değil. Şunu ifade etmişti, 4000'in altında olmaması lazım demişti. Yani işin konforunu düşünmemiz lazım. Standart kullanımını yükseltmemiz lazım. Tarzında. Evet. Genel başkanım Mahmut Asmalı Bey'in de bir ifadesi olmuştu. Hatta ilk rakamı da kendisi açıklamıştı piyasalarda. Konuyla alakalı. Teşekkür ediyoruz Mahmut Bey'e de. Sizlere de o konuda duyarlı olduğunuzu biliyoruz. Asgari ücreti tabii gönül istiyor ki çok çok fazla verilsin ama esas olan fiyatların çok yükselmemesi. Asgari ücret yükselince bu sefer bütün kesimlerin beklentisi artıyor. Şimdi sırada bir sürü zam bekleyen insanlar var. Onların asgari ücretten aşağı olması, emeklinin falan artık düşünülemez hale geliyor. O da tabii büyük bir külfet birdenbire. %50 kolay değil. İş sahiplerine gerçekten Rabbim bol versin helalinden. Hayır kapıları, bereket kapıları açsın. Bir de tabii rızık dediğimiz şey, er rızku alallah diyoruz da fakat hayatta tatbik ederken ona çok itibar etmiyoruz gibi haşa. Rızkı bu sefer fiyattan, dolardan, eurodan, dövizden, stoktan, kara borsacılıktan aramaya başlıyoruz. Bu da bir Müslüman ülkesinde yakışmıyor. Yalnız şunu teslim etmemiz lazım. Siz diğer ülkelerde biliyorsunuz, pek çok ülkede böyle dar zamanlarda yağmalamalar, kaçırmalar, göçürmeler, yakmalar, yıkmalar bunlar hep oluyor. Çeşitli ülkeleri, işte Güney Amerika'yı düşünün, başka yerleri düşünün. Ama ülkemizde benim yaşım 60'ı geçti. Ben bugüne kadar hiçbir yağmalama görmedim. Bu da bizim milletimizin aziz olmasının sebebidir. Milletimiz bu konuda çok devletine karşı hassastır, kul hakkına karşı hassastır. Halkımızı da burada tebrik etmek lazım diye düşünüyorum. Evet. Size ben son bir soru daha sorayım, öyle veda edelim isterseniz. Tabii zor bir dönemden de geçiyoruz. Yani bugün belki dolardaki bir sert düşüş nasıl insanlara moral motivasyon oldu, o da ilginç bir şey aslında. Hani iş dünyasından da birini bulmuşken bunu da belki bir miktar konuşuruz. Ama dedik ya hani örnek olmak, topluma da örnek olmak açısından... Ne yapmalı? İş dünyası nasıl davranmalı? Siz mesela müsiat olarak bu konuyla da ilgili çalışmalarınız olduğunu biliyorum. Siz ne öneriyorsunuz? Nasıl tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Şimdi ben hocamın sözlerinin arkasından şu şekilde de bir ifade kullanmak istiyorum izin verirseniz. Eğer felsefe diyor ki efendim, hayat diyor mücadele diyor. İslamiyet diyor ki hayat yardımlaşma diyor. Biz elhamdülillah mevzuyu İslamiyet noktasından ele aldığımız için Allah'ın izniyle birbirimize yardımlaşarak krizler dünyanın her noktasında var. Dünyanın her noktasında hareket ediyor ama Türk toplumu bu işi biraz daha böyle hafifletilmiş bir şekilde geçiyor. Yani yan komşu bizim için son derece önemlidir. Akraba bizim için önemlidir. Cuma hutbesine çıktığınız zaman hoca en son diyor ki önce akrabaya vermeyi emreder diyor. Yardım etmeyi emreder diyor. Baktığınız zaman. Elhamdülillah toplumumuz da buna bu şekilde bir düzen gösteriyor gibime geliyor. Bizim iş dünyasında düşüncelerimiz şu efendim. Şöyle bir pergel, o pergelin ucunu Türkiye'nin üzerine koyduğunuz zaman, böyle 5000 kilometrelik bir yarıçap çizdiğiniz zaman, Hindistan'dan Avrupa'nın en batısına kadar, Lizbon'a kadar gittiğiniz zaman, bizim kadar sağlıklı, sıhhatli üretim yapabilecek sanayisinin yeni olduğu, çünkü bizim 20 yıllık bir sanayimiz var bu anlamda baktığınız zaman. Rusya'ya gidiyorsunuz, çok eski bir sanayiyle karşılaşıyorsunuz. İşçilik belki Rusya'da da ucuz,
Ama sanayisi eski. Sanayisi eskisi olmak, olması demek rekabetçilikten uzak olmak demektir. Otomasyon imalattan uzak olmak demektir. Avrupa'ya gidiyorsunuz, sanayisi yeni, teknolojisi yeni fakat işçilikleri çok yüksek, rekabetçi değil. Afrika'ya gidiyorsunuz, tamam işçilik son derece ucuz ama bunun yanında sanayisi yok, altyapısı yok kendi içerisinde. Orta Doğu'ya gidiyorsunuz, direkt bir tüketim toplumuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani Hindistan'a kadar gittiğinizde de Doğu tarafından baktığınız zaman ne sanayi var, ne başka bir şey, ne altyapı var. Türkiye son 20 yıl içerisinde birçok şeyi tamamlamış durumda. Yapması gereken büyük yatırımların hepsini yapmış durumda. Biz 1998-99'lu yıllarda Batı Afrika'ya yapmış olduğumuz uçuşları, ben aslında Kayseri gibi Kayseri'den çıkıp İstanbul'dan Paris, Paris'ten Batı Afrika'ya giderken aşağı yukarı 38-39 saat falan sürerdi. Şimdi 6 saatte, 6,5 saatte, 7 saatte, 8 saatte maksimum seviyede istediğimiz destinasyonlara uçabiliyoruz. Türk Hava Yolları'nın bu konuda çok ciddi derecede avantajları var. Türkiye yan sanayisini kendi içerisinde tamamlamış, teknolojileri de tamamlamış. Birçok şeyi üreten, özellikle dayak tüketim mamuları dediğimiz grupları çok rahatlıkla üreten, dünyada rekabetçi olan bir noktaya geldi. Bundan sonraki bizim amacımız, şu anda kilogram değerimiz 1.29 dolar olan ihracatımızı daha katma değeri yüksek olan ürünlere doğru yönlendirmek olması gerektiğini düşünüyorum. İman varsa imkan vardır diyorum. Çalışmak, gayret etmek gerektiğini düşünüyorum. Zafer gayrete aşıkmış. Biz de bu gayrete aşık olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben ülkeme inanıyorum. Biz camia olarak da ülkemize çok inanıyoruz. Ülkemizin dinamiklerine çok inanıyoruz. Çok güveniyoruz. İnsanımıza güveniyoruz. İnovatif yapısına güveniyoruz. Yapmış olduğumuz yatırımlara güveniyoruz. Sistemlerimize güveniyoruz. Davut Bey, bu arada vizyoner çarşamba günü mü? Müsait vizyoner toplantısı. Evet. Vizyoner diye bizim bir programımız var. Çarşamba günü. Bir iki cümlede ondan hemen alabilir miyiz? Merak eden vardır. Bu hazır ekonomi konuşurken çarşamba günüydü. Neredeydi? Haliç Kongre Merkezi'nde yapıyoruz. Hı-hı. Vizyoner bizim markalarımızdan, birkaç tane markamızdan bir tanesi. Müsait Expo Vizyoner ve International Business Forum dediğimiz IBF programımızla beraber. Vizyoner biz 2 yılda bir düzenliyoruz. Geçmişte 2019 yılında da icra kurulunda olduğum için inanılmaz hummalı bir çalışma. Normalde bir gün düzenlenen bir program ama onun öncesinde inanılmaz derecede güçlü bir çalışma var. Aşağı yukarı 1 yıllık bir çalışma var. Yapılan dizaynlarla, konuşmacılarla, konu seçimleriyle beraber. Ben de bu konuda bu vesileyle Sayın Genel Başkanım Mahmut Asmalı Beyefendi'ye, Genel Başkan Yardımcımız, bu işlerden sonra Sektör Kurulu Başkanımız Muhammed Ali Özeken Bey'e, Genel Başkan Yardımcıları, İcra Kurulu Başkanımız Erkan Bey, Yönetim Kurulu üyelerimize, kıymetli profesyonellerimize, hepsine çok çok teşekkür etmek istiyorum. Her biri birbirinden kıymetli konuşmacılar getiriyoruz. Evet. Sene Tevekkül Karman Hanımefendi geliyor, Temel Putin Beyefendi geliyor, Mehmet Nane Beyefendi geliyor, Stephen Young var, Çağlayan Çetin Beyefendi var. Biz bu sene Vizyoner'de dijitali fark et, iklimi fark et, girişimi fark et, dönüşümü fark et diye bir fark et noktasıyla çıkmış durumdayız. Teknoloji, dijital, global, inovatif kavramlar artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. İnşallah sizlerle beraber inovatif ve pazarlamanın çok küçük nüanslarla, farklılıklarla öne geçip bambaşka kaynaklara dönüşebiliyor. Biz bunları ifade etmeye çalışacağız, bunları anlatmaya çalışacağız. Özellikle son Paris İklim Anlaşması ile yapmış olduğumuz anlaşmaya istinaden inşallah buradaki yapılan çalışmalarda, Vizyoner'de yapmış olduğumuz çalışmalarda güçlü bir manifesto da yayınlayacağız. Biz 11 üyemizle buna nasıl hazır olduğumuzu bütün kıymetli misafirlere de izah etmek istiyoruz. Sayın Hocam sizi de bekleriz inşallah. Mustafa Bey bekleriz. İnşallah. Ben de bekleriz inşallah. De davetinize teşekkür ediyorum. Enes bin Malik'e Resulü Efendimiz'in yaptığı duayla sizlere dua ediyorum. Allahümme eksir malehum ve evladahum ve barik lehum fîme atâtehum. Ya Rabbi mallarına, evlatlarına ve onlara nimet olarak verdiğin her türlü nimetlerine bereket ver diyorum. Rabbim bereketli eylesin inşallah.
Allah razı olsun. Abi. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Davut Bey sağ olun. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Bizimle efendim, beraber oldunuz bu akşam. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler. Sağ olun. Sizlere de efendim. Hocam şimdi hemen burada hazır kur konusunu, bu faiz konusunu konuşmuşken tabii insanlar döviz bozduruyorlar. Bir kez daha değinmek lazım bu işe. Döviz ve altın almak, yükselecek umuduyla döviz almak mesela, dolar almak ya da caiz mi diye sormuştuk. Ona bir iki cümleyle isterseniz değinelim. Bir de şimdi tam tersi aldı, bu sefer de düşecek diye bozdurmak. Bunun bir sakıncası var mı? Şimdi asıl olan insanın varlıkta da darlıkta da Allah'ın rezzak oluşunu unutmamasıdır. Ancak şöyle bir durum var. Mesela bir mal almışsınız. Bu malınız rutubetten bozulmaya yüz tutmuş. Hı hı. Ne yaparsınız? Tedbir alırsınız değil mi? Serersiniz, kurutursunuz. Evet. Başka bir odaya alırsınız. Veya satmazsınız, bekletirsiniz onu, o haliyle satmazsınız. Bu tür şeyler, tasarruflar, mal sahibi için aldığı şey, sattığı şey belirliyse bunlar caizdir. Her gün borsadaki gibi döviz karşısında ölüp ölüp dirilmeye bir ahlaki değildir. Hukuki olabilir. Yani sizin yaptığınız şey gerek bugünkü mer'i kanunlar açısından gerek İslam hukuku açısından da hukuki olabilir. Yani sarf dediğimiz şeyde fazlalık olmadıktan sonra bedeli olarak yeden bir yet hemen o anda elden ele bu işi yapıyorsanız veya evet. dijital ortamda hemen yapıyorsanız ve karşılığında belliyse döviz almak, bozdurmak helaldir. Ahlaki olmayan tarafı şudur, eğer helal olmakla beraber ahlaki olmayan tarafı dakika başı oynuyorsun bununla. İhtiyacın yok. Devlete güvenmiyorsun. Razzak olan Allah'a güvenmiyorsun. Kumar gibi aldım, bozdurdum. 10 dakikada bozdurdum. Tekrar bozdurdum. Hayatın böyle. Evet. Bu ahlaki değildir. Burada herhangi bir istismar da yok. Kendi parasını bozduruyor. Hı. Evet. Bundan dolayı bir insanın döviz düşüyor. Daha da düşecek. Tamamen elimden erimektense bugün bozdurayım demesi kendisi için de isabetli olabilir. Hı hı. Devlet için de isabetli olabilir. Peki şöyle biraz daha hani bu işi zorlaştırayım. Yükselecek umuduyla döviz alıyor. Alabilir. Ancak bakıyor ki ülke zorluk içerisinde. Döviz daha da yükselirse fiyatlar da daha çok pahalanacak. Kendi yaşadığı ülkeyi, kendi yaşadığı toplumu zor duruma düşürmekte bir pay sahibi olmak adına böyle bir sakıncası var mı hocam? Yok mu? İşte devlet ve razzak olan Allah'a ve devlete güvenmesi ahlakidir. Devletini zor duruma düşürmemesi ahlakidir. Ahlaki olan, erdemli olan odur. Onu yapması güzeldir. Yani parası, TL'si olduğu halde dolar, altın, euro yükseliyor, ben de alayım demeyen pek çok ticaret erbabı dürüst devletine, milletine, Allah'ın razzak olan sıfatına güvenen insan olmuştur. Güzel yapmışlardır bunlar. Onlar için düşmüş, yükselmiş çok fazla bir problem teşkil etmez. Diğeri hakikaten bu konularda tevekkül ve teslimiyet sahibi olmayan insanlardır. Günübirlik yaşayan insanlardır. Halbuki Müslüman günübirlik yaşamaz. Evet. Müslüman uzun soluklu yaşar. İnanç onu gerektiriyor. Ya biz bugünü düşünmeyiz. Biz yarınlarımızı, hatta sadece ahir ömrümüzü değil, son nefesimizi değil, ötesini düşünüyoruz. Bu dünyayı değil, ahireti düşünüyoruz. Oradaki durumumuzu düşünüyoruz. Onun için bu her gün ölüp ölüp dirilenlere de o açıdan tabii acımak lazım. Yani insan bir tevekkül ehli olursa bu tür şeylerde malı görünce azmaz. Kıtlığı görünce de aynen. bezmez. Sabit kadem, Allah sabit kadem eylesin, inancımızı tam eylesin ama işlerimizde tabii tedbir almak bu
yanlış değildir. Evet. Düzeltelim. Bu arada güzel bir haber daha geldi. Bu gece 12'den sonra bir akaryakıt zammı öngörülüyordu. O zam durduruldu. Bu dolardaki ani düşüş. Bu akşam da hep müjde veriyorsun maşallah. İyi bir şey. Ne kadar güzel. Moral güzel. Hocam tabii. Yani her şeyin dışında moralimiz düzeliyor. Bir depo benzini 13 liraya almak, bir litre benzini 13 liraya 12 liraya almak. Tabii ki moral bozucu şöyle, sadece ekonomik açısından. Bakın bizim... şöyle, siz az önce Mahmut Bey de dediniz ki biz sizinle daha önce konuşurken sizi çok rahat görmüştüm dediniz ya. Aslında o rahat insanlara her zaman ihtiyaç var. Evet. Darlık zamanında insanların karakteri darlık zamanlarında belli olur. Hı hı. Orada tevekkül ehli olabiliyor. İleri görebiliyorsa o insan kıymetli bir insandır. Niye bu kadar moral bozuluyor? Bu zayıflıktan kaynaklanıyor. Durun evet. Ya ne var? Yani bu millet İstiklal Savaşı'nı kazanmış bir millet. Açık kalmış ama vatanını teslim etmemiş. Evet. Bu ahlaka her zaman ihtiyacımız var. Dolarla, euroyla biz bu kazandığımız bu karakterimizi mi kaybedeceğiz? Şahsiyetimizi mi kaybedeceğiz? Bu millete boşuna aziz denmiyor ki. Tabii. Aziz milletimiz. Neden? Peygamberin övgüsüne mazhar olmuş ecdadımız var bizim. Letuftahannel Konstantiniye fele ni'mel emiruha vele ni'mel ceyşu zalikel ceyş. İstanbul mutlaka fetholunacak. Onu fetheden komutan ne mübarek komutandır. Onu fetheden asker ne mübarek askerdir. Boşuna mı müjdelenmiş? Evet. Aziz bir millet bu millet. Allah'ın, Resulü'nün, Peygamber'in müjdelediği Fatih'le yan yanayız biz bugün. Doğru. Yanı başındayız. Onun torunlarıyız. Ne oluyor bize üç kuruş için karakterimizi bozuyoruz? Doğru. Bizde yardımlaşma var, paylaşma var, tevekkül var, teslimiyet var, gayret var, çalışkanlık var. Bugün için değil ki. İlelebet kazanmak için gayret etmek var. Evet. Dolayısıyla bu millet öyle üç kuruşa, beş kuruşa teslim olmaz. Bundan medet uman, heveslenenler de kursağında kalacaktır. O yüzden neticeye bakmak lazım. Bu moral bozulucu zamanlarda aklı başında insanların yol göstermesine çok ihtiyacımız doğru, var. Doğru. O zamanlarda belli olur insanlar. Mahvolduk, yıkıldık, bittik diyen insanlarla yol yürüyemezsiniz zaten. Doğru. Tam da ayağınız yere sürçtüğünde yeni bir hamle gerektirir. O yeni hamle belki daha da hızlanmanıza sebep olabilir. Koronanın Türkiye'nin ihracatının artmasına sebep olacağını kimin aklına gelirdi? İhracat. Ters etki değil mi hocam? Tabii yani ters etki oldu. Battık, bittik dediğimiz yerde tabii. Bizden rekor kırıyoruz. Tabii. Şimdi o zaman araya gitmeden bir ilginç bir görüntü var. Daha doğrusu ilginç bir haber var. O haberi de hemen bir izleyelim. Bugün yalnız tevafuktur. Bugün Şebi Yelda'dır. Nedir hocam o? Şebi Yelda 365 gün içerisinde en uzun gecedir. Biz atladık o işi. Bu gece uzun gece olacak. Bu gece çok uzun olacak. Bu gece uzun gece. Daha neler göreceğiz bakalım. Bakalım. Şebi Yelda'yı müneccimler, muvakkitler ne bilir? Müptelayı gama sor kim geceler kaç saattir? Şebi Yelda bazı ülkelerde de kutlanıyormuş. Yılbaşı gibi. Ne güzel. Kutlanıyor. En uzun gece, en uzun gecelerde, kısa gündüzlerde bizim de bir vazifemiz var. Onu da ilerleyen dakikalarda söyleyeyim inşallah. Peki hocam. Şimdi madem böyle ilginç bir detay verdiniz, ilginç bir olay da yaşandı. Antalya'da bir mermer ocağında mermer çıkarılacak. Bir yarılıyor ki içinde Bismillah yazısı çıkıyor. Şimdi haberden detayını izleyelim. Daha sonra devam edelim. Hocam bazen böyle haberler çıkıyor. O koyunların, kuzuların üstünde de bazen böyle yazı çıkıyor. Şimdi bu da ilginç bir görüntü değil mi? Ya şöyle, teberrük yaparsınız. Hı hı. Ama gerçekten Bismillah yazısı var mı orada? Bence yok. Hı hı. Öyle mi? Yoktu. Hiç. Benziyor. Benzemesi. Pek çok şekilden biz benzetebiliriz. Yani çünkü çizgi olduğu için Arapça daha uzun çizgilerden oluştuğu için. Şimdi bu neresi? Kendi kendine de oluşması çok ilginç. Ama ne o şekil oluşabilir. O şekilde evet. Ne var ki? Hani neresi Bismillah bunun şimdi? Neresi Bismillah? Yani bu mermerin
şu desenindeki Allah'ın gücünü görmüyoruz. Orada iki tane çizgiyi mi görüyoruz? Hmm. Esas o mermeri yaratan gücü görmemiz lazım. Evet. Nasıl oluştu bu kaya? Nasıl oluştu bu şekiller? Bu motifi kim oluşturdu? O şekli veren kim? O kuşun gagasına, ibiğine, kanadına yüzlerce rengi boyayan kim? Evet. Onu görmüyoruz da kanadında şu yazdı. Ya yazmasını bırak, mermerin kendisi zaten bir mucize yani. Evet. Bunlar tamamen gelişi güzel oluşmuş şekillerdir. Bence ben bir Hüsnat hocası olarak aynı zamanda Bismillah'a kim benzetmişse sadece zorlamış. Sansasyonel bir haber olsun. Gönlünden geçmiş. Belki. Böyle bir şey yani, karpuzu çekirdeğin içinde Bismillah yazdı. Çocuğun kolunda Bismillah yazdı. Evet. Bunlarla avunuyoruz. Bu çocukça şeyler. Bunlar bir zamanlar FETÖ yapıyordu onu. Onların bir sızıntı dergisi mi ne vardı. Onlarla oyaladılar Müslümanları böyle şeylerle. Çocukça bence. Aynen. Peki şimdi bir başka konu var. Ne kadar zamanımız var, var mı zamanımız arkadaşlar? Tamam, hemen o 3 dakikada şu nimeti yere dökme hadisesi var. Geçen hafta da çok tartışıldı. Mecliste bir milletvekili portakalları yere dökerek bir protesto gerçekleştirdi. Daha önce benzerini bir işte çiftçi olduğunu öne sürülen bir kişi yapmıştı ama daha sonra çiftçi olmadı, ortaya çıktı. Soğanları yere dökmüştü. Bu yere dökülünce mesela mecliste bir nimet tartışması başladı. Nimet yere dökülerek eylem yapılır mı diye. Buna nedir hocam yorumunuz? Hazreti Ömer zamanında Medine'de büyük bir yangın çıkar. Şehrin yarısı yanar. Hazreti Ömer zamanında. Su dökerler. Suyla daha çoğalır yangın. Kısas Enbiya'da Ahmet Cevdet Paşa da anlatıyor. Durum Hazreti Ömer'e intikal eder. Hazreti Ömer der ki, zenginleriniz, mal sahipleriniz fakire fukaraya sadaka dağıtsın. Hı hı. Derler ki, efendim biz zaten yapıyoruz bunu. Zamanında hep yapardık. Yani biz zekatımızı veririz. Vesaire. Hazreti Ömer'in enteresan bir şeyi var. Der ki, onları hep alışkın olduğunuz için yaptınız. Şimdi ise sırf Allah için yapınız. Ve hakikaten zenginler mallarından fakirlere dağıtmaya başlarlar. Yangın söner. Şöyle bir yorum da var bu haberle ilgili Mustafa'cığım. Evet. Allah-u Alem bu petrol yangınıydı. Çünkü su döküyordun. Su bile korkmuş. Diyor kitap. Su bile çekindi ateşten ilk defa. Su döktükçe çoğalıyor. Evet. Ve sadaka belaları def eder. Hazreti Ömer'in inancını görüyor musun? Bak itfaiye vesaire hadi doldurun. Evet. Onları yapmışlar. Ama ne diyor? Bugüne kadar adetten yapıyordunuz. Bugün sırf Allah için yapın. Allah için yapın. Ve şimdi bir kriz var mı? Var. Ekonomik darlık var. Hı hı. Dünyada bir kıtlık var. Bir portakalı alıp evine götüremeyen insanlar da var. Evet. Bir tanesi. Dünyanın gözüne bakarak bir nimeti yere dökemez. Biz sadece ekmeği öpüp başımızın üzerine koyarız. Yere düştü mü kırıntısını bile alırız. Hepsi bir nimettir. Ekmek onların bir sembolüdür. Bütün nimetlerin sembolü ekmektir. Ekmek parası diyoruz. Kazanıyorum. Ekmek parasının yanında portakal parası da vardır, elma parası da vardır, turşu da vardır, zeytin de vardır, yağ da vardır. Hepsi ekmek parası. Onun için bunun nimeti israf etmek bir tarafa, bir de tahkir etmek, evet, küçük görmek, alay etmek, nimete nankörlük etmek en büyük günahlardan biridir. Bir köylü, köylülere sesleniyorum buradan, üreticilere sesleniyorum. Asla bunu yapamaz, yapmamalıdır. Allah'ın verdiği mahsulü az para veriyorlar, döküyorum bunları, eziyorum, çiğniyorum diyen Allah korusun o nimet gibi yarın ateş onları çiğner. Evet. Bu bir nankörlüktür. Protestonun, dinimizde protestonun
Yani böyle ayaklanma ya da işte mitinglerle grevler yapma falan İslam dininde yoktur. Ne vardır? Hakkını arama vardır. Hukuki yollarda hakkını arama vardır. Evet. Bunun hiçbiri hukuki yol değildir. Hakkı başka türlü aramak. Bu da haramdır. Bunlar çirkin şeyler. Bunlara teşebbüs etmemek lazım. Peki. Şimdi bir araya gideceğiz. Zaten bir aramız var. O aranın ardından Şebi Arus'u konuşacağız hocam. Evet. Ve Mesnevi'den de aynı zamanda hayatımıza dokunacak örnekler isteyeceğiz. Profesör Doktor Mustafa Karataş hocamızdan. Ve ilginç konularımız da olacak döndüğümüzde. Şimdi kısa bir aranın ardından birlikteyiz. Programımıza devam ediyoruz efendim. Güncel konuları konuşuyoruz. Profesör Doktor Mustafa Karataş hocamızla birlikte. Bu dilimin başında da yine şöyle kitabı gösterelim efendim. Hazreti Peygamber'in Beden Dili kitabını. Az sonra Instagram'dan Profesör Doktor Mustafa Karataş Instagram hesabından soracağımız soruya doğru cevap veren ilk izleyicimize hediye edeceğiz. Bunu da şimdiden şöyle duyurmuş olalım. Tabii hocam... Şebi Arus konuşacağız şimdi de. Şimdi bir kere Şebi Arus denince yıllardır bir yanlış bir algılama da var. Yani sadece bir sema gösterisi tırnak içerisinde yapılıp Şebi Arus kutlanıyor. Böyle bir şey de var, algı da var. Ama son yıllarda biraz daha Mesnevi'nin anlamı üzerine konuşmalar çoğaldı. Bunun üzerine yazılan eserler çoğaldı. Mesnevi'yi de anlamak herhalde bu açıdan önemli hocam. Siz ne dersiniz? Şebi Arus deyince bizim ne anlamamız gerekiyor? Nasıl algılamamız gerekiyor? Tabii ikisi de Farsça. Şeb, gece anlamında. Arus düğün gecesi, gerdek gecesi. Yani damadın ilk gecesine gelin damadın. Şebi Arus deniyor. Aynı zamanda bugün de Şebi Yelda dedik. Şebi Yelda ile ilgili hemen vazifelerimiz var dedim ya, onu hatırlatıp Şebi Arus'a geçelim. Mevlana'nın, Celaleddin Rumi'nin benim üzerimde de etkisi var. Çocukluğumdan kalma yani. O, ben çocukluk hatıratımı orada özellikle onu ifade ediyorum. Evimizdeki Celaleddin Rumi'nin resmi benim çocukluğumda bir anlamda rol modelim olmuştur. O resim ya, resimle ben konuşuyordum. Ya daha 8-9 yaşlarında. İlkokul 2. 3. sınıfta o resim beni çok etkilemişti. Şebi Yelda, uzun gecelerde ne yapmalıyız? Bu uzun gecelerde, soğuk gecelerde barınağı olmayan, evi olmayan, kafasını sokacak bir ufak da olsa kulübesi olmayan insanları hatırlamak lazım. Biz şurada üşüyoruz bazen. Evet. Klima işte fazla çalıştı diyoruz. Kapalı bir yerdeyiz. Rüzgar yok, soğuk yok, kar yok, yağmur yok. Elhamdülillah her şey muhkem. Ama köprünün altında yatıyor, kartonun üstünde yatıyor. Yorganı yok, battaniyesi yok, dışarıda kalmış. Gidemiyor, gitmiyor. Pek çok insan var, sadece memleketimizde değil. Göçmenler var, mülteciler var. Ne zor şartlarda duran insanlar var. Belarus sınırında hocam. Bu gece, bu gecelerde onları hatırlamamız lazım. Evet. Yani burada sadece kalben değil, aynı zamanda fiilen de imkanımız varsa ulaşmalıyız onlara. Sokaktaki insanlara ulaşmalıyız. Sıcak bir çorba içirme zamanı, bir sadaka verme zamanı. Bu bizi Hazreti Ömer'in ateşi söndürün diye, sadaka verin diye onu biraz da bu maksatla anlatmış oldum. Yoksa laf olsun diye anlatmadım. İkinci bir mesele de tam oruç günleridir. Neden oruç günleri? Gündüz kısa çünkü. Kaza orucu olan varsa, pazartesi, perşembe oruç tutmak isteyenler varsa, sağlığı yerindeyse daha kolay, bulunmaz bir nimettir bu oruç günleri. Çünkü oruç nefsi terbiye eder. Nefsi terbiye olan insanlar ruhları öne çıkar. Cenab-ı Hakk'ın güzel esması ve Cenab-ı Hakk'ın verdiği büyük lütuflar o insanda mazhariyet kesbeder, zuhur eder. Biz sadece midemizi doldurmakla, bedenimize ilaçlarla, takviye ile hep vücudumuza, organlarımıza bakıyoruz ama
esas organlar biz değiliz. O topraktan gelmiş, toprak olacak. Biz içimizdeki o konuştuğumuz biri var ya bizimle, biz oyuz, onu doyurmak gerekiyor. Onun gıdası başkadır. İşte oruç onun gıdalarından birini, ruhu terbiye eder, takviye eder. Oruca çok ağırlık vermemiz lazım açların halini de anlamak için aynı zamanda. Şeb-i Aruz'a gelince Mevlana Celaleddin Rumi aynı zamanda büyük bir davetçidir. Yani Mevlana'nın büyüklüğü nereden geliyor? Celaleddin Rumi'nin davetçi olmasından geliyor. Nasıl bir davetçi? Ümitsizliğe düşmüş. Kendini çıkmazda gören, dara düşmüş, bir kurtuluş arayan insanlara umut kapısı, umut ışığı olmuştur. Bu söz sıradan bir söz değil. Baza, baza, her an çesti baza. Ger kafiru gebru putperesti baza. İn dergehi ma dergehi ne umidi nist. Sad bar eger tövbe şikesti baza. Gel. Ne olursan ol yine gel. İster kafir ol, ister ateşkede ol, ister putperest ol. Gene gel. Bu dergah ümitsizlik kapısı değil. Bin kere, yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Ne diyor? Ne olursan ol. Tövbe ediyorsa zaten ve arayış içindeyiz zaten bu insan kurtulacak demektir. Hazreti Ömer peygamberi öldürmeye geliyor. Puta tapmış zamanında. Hazreti Ömer'in o anına bakarak onun Hazreti Ömer olacağını nereden bilebilirdik? Ya da o gün sorsalar. O gün sorsalardı. Bu Ömer Allah'ın yeryüzünde Müslümanların adaletini temsil edecek dese kim inanırdı? Ama hakikat perdesinde Hazreti Ömer'i Cenab-ı Hak öyle biliyordu. Biz bugünkü halimizde bugünü temsil ediyoruz. Yarın ne olacağımızı bilmiyoruz ki. İşte hakikati görebilmek için, Resulullah gibi Hazreti Ömer'e bakabilmek için büyük pencereden bakmak lazım. Ruhun yücelmesi lazım. Herkes acaba bir şey mi olacak? Silahlı kuş, kılıçlı geldi ya Resulallah. Gelsin. Gelsin. Ömer geliyor öldürmeye ama tir tir titriyor. Resulullah Efendimiz içeri alıyor kılıcıyla. Hadi öldür. Öldüremez. Çünkü Resulullah onu biliyor. Ne olacağını biliyor. Allah gönlüne koymuş o şekilde. Ne büyük bir mucize değil mi hocam? Ne büyük bir mucize. Ben zaten şimdi, bu Hazreti Ömer'le Hazreti Ömer'in Müslüman oluşu hadisesini çok böyle beni duygulandırır dinlediğim tabii zaman. Bir de hicret. Hicret hocam, de öyledir. Yani, hicrette de. Hicret de öyledir. Şimdi sevgide güneş gibi ol. Efendim, dostlukta akarsu gibi ol. Tevazuda toprak gibi ol. Affetmede gece gibi ol. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Şimdi bu söz bir ayağı Kur'an'da, bir ayağı dünyanın dört bir tarafını pergeli bir ucu Kur'an'dadır Mevlana'nın. Ki kendisi de şöyle der: kim benim Kur'an'ın dışında bir yolda olduğumu mealen böyle bana atfederse, ben Kur'an'ın bendesiyim, hizmetçisiyim, kölesiyim. Kim benim Kur'an'ın dışında bir yolda olduğumu iddia ederse iki elim yakasında olacaktır. Ondan davacıyım. Kur'an'dan müthiş bir ilham alır. Sünnet-i seniyeden, hadislerden beslenir. Ve o günün kültüründen de beslenir. Celal Mesnevi'yi okuduğumuz zaman, ki getirdim burada da, dinle neyden bak şikayet etmede diye başlar. Neyi niye şikayet eder? Çünkü kamışlıktan, bataklıktan koparılmıştır. Getirir onu, kuruturlar. Sonra işlemlerden geçer, delikler delerler. Üflerler ama ne şikayet eder?
benim yerim burası değil ki. Beni vatanımdan ayırdınız. Asıl yurdum orasıydı benim. Oradan söküp çıkardınız. Derdi ayrılıktır. Ayrılıktan şikayet etmede. İnsan da dünyada ne gibidir? Sabahtan beri konuştuğumuz nedir? Dolardı, paraydı, kıtlıktı, kuraklıktı, koronaydı, hastalıktı, ölümdü, fakirlikti, fukaralıktı. Nedir bu, şikayet değil mi? Hepsi de dünyalık hocam. Dünyalık. Nereden şikayet ediyoruz? Niye şikayet ediyoruz? Ana yurdumuzu özlüyoruz. Bizim asıl yurdumuzda böyle bir şey yoktu ki. Ekmek elden, su gölden geçinip gidiyorduk cennette. İlk insan. Cennetteydi. Ruhlar ölümsüzdür ve cennetliktir. Bozulmamış ruhlar. Biz orayı özlediğimiz için orayla mukayese ediyoruz. Buradan şikayet ediyoruz. Mevlana bunları hadis ve Kur'an ışığında öyle değerlemiş, o kadar güzel forma koymuş ki, mesela nefisi anlatır. Der ki, nefsin her dediğini yapma. İçimde bir Mustafa var, senin de benim de. Evet. O hep habire şunu yap, şöyle ye, şöyle iç, şöyle gez, öyle ister değil mi? Şöyle rahat et. Halbuki şöyle de diyorlar Mustafa'cığım. Hayvanlar aç olduğunda ya da tehlikeyle karşı karşıya olduğunda tehlikeli hale gelirler. İnsanlar tok olduğunda. İlginç bir... Evet, insanlar tok olduğunda tehlikelidir. Güçlü olduğunda tehlikelidir. İşte o tokluk halinde tokluğunu ve gücünü kontrol edecek bir ahlak vermek lazım onlara. O da Mesnevi'de vardır. Herkese haddini bilmesini öğretir. Mesela genç delikanlılarda kibir daha fazla bulunur. Kibir daha fazla bulunur. Allah rahmet eylesin. Yedek subayken askerlikte bir komutanım vardı benim, Selim Kadıoğlu diye. Ben bir gün teğmenlere selam vermedim. Ben as teğmenim. Aslında baştaki binbaşıya selam verdim. Onlar topluca eğitimden geliyorlardı. Sonra selam kıtası gibi olmasın diye ben indirdim ve yoluma devam ettim. Arkadaki teğmenler, as teğmenim bize selam vermediniz diye çevirdiler beni. Neyse, orada bir tartışma yaşadık. Döndü dolaştı benim komutanıma, beni şikayet ettiler. Selim Albay dedi ki, hocam dedi, bana selam vermesen ben hiç umursamam dedi. Ama o teğmenler, gelecek hepsi kendisini genelkurmay başkanı ya da cumhurbaşkanı görüyor dedi. Onlara ne olur ver dedi. Dedim komutanım, ben başta verdim. Ondan kaynaklanmadı. Böyle tören kıtasına geçer gibi olmaktan da imtina ettim. Böyle bir selam olmaz dedim. Çünkü yolda gidiyoruz. Sen de haklısın ama dedi, gene de onlara selam ver dedi. Şimdi olgun insanda kibir olmuyor. Dünyanın her türlü hayatını görüyoruz çünkü karşılaşma. Ama genç insanda kibir oluyor. Kibirin çoğu gençlerdedir. Onun için onlar birbirine omuz atarlar yolda yürürken vesaire, durduk yere. Peki hocam, Mesnevi'nin ana mesajı ne? Yani kibri engellemenin yolu mu? Ya da Allah'a ulaşmanın yolu mu? Yani Mesnevi dediğimiz zaman ne anlamamız lazım bizim? Mesnevi ana mesajı insandır. İnsanı anlatır. İnsanı tanımamıza sebep olur. Ve bu insanı kamil olma yolunda beslemeye çalışır. Ana mesajı budur. Dağların eteklerinden dereler çok hızlı akarlar. Gürül gürül akarlar. İşte o zaman benden daha güçlüsü yok derler. Aşağıya indiklerinde nehirlerle kavuşunca kendi yaptıklarından utanırlar ve biraz sükûne ererler. Nehirler büyük deltalara düştüğünde denizi, deryayı görünce daha da çok utanır, sessiz sedasız denizin içine karışır. Cahiller de hikmet sahibi alimlerle karşılaştığı zaman kendi küçüklüğünü anlar.
benden daha büyükler varmış. Denizle, deryayla karşılaştığı zaman. İşte Mesnevi o denizi, deryayı sana tanıtır. İnsan nasıl cahil olduğunu anlar diye ben sorarım zaman zaman. Nasıl cahil olur? Ben bildim der mesela. Ben biliyorum der. Değil. Demez mi? Okudukça cahil olur. Okudukça küçülür. Onun için olgunlaşma dediğimiz şey aslında küçülmedir. Olgunlaştıkça eğilir. O evet. Meyve olgunlaştıkça dallar aşağı eğilir. Meyvesi yoksa dal dimdik durur. Yaşlı, gün görmüş, umur görmüş insanların yanında her türlü hareketi yapabilirsin. Onlar affedicidir. Onları görmüştür çünkü. Oradan alınmaz. Ama makama yeni oturmuş genç bir, diyelim ki makam sahibinin karşısında her hareketi yapamaz. Aslında her hareket herkesin karşısında da yapılmaz. Biraz sonra belki o gazetecinin bir genci tokatlamasını da konuşacağız. Orada farklı bir pencereden bakmak istiyorum ben olaya. Şimdi biraz içimizdeki, evet, içimizdeki mesela bu semah, Aleviler semah diyor, Mevleviler sema diyor. Aslında ikisi de aynı. Sema türden. Ne peki hocam? O hazır yeri gelmişken, yani mesela bir ibadet şekli midir? Ya da ibadet değil de bir ritüel midir? Ne dememiz lazım semaya? Şimdi şöyle, Kur'an ve sünnet açısından baktığımızda Müslümanların ibadetleri, ibadet geceleri, mübarek geceler, onlar bellidir. Bunların içerisinde bir sema, dönme gibi bir bizde kavram yoktur. Bir ritüel yoktur. Hatta bırakın dönmeyi, namazda bile biz mesela şöyle yapsak, namazdayız ya. Bu mekruhtur. Sallanmak. Sallanmak mekruhtur. Mesela gözü yummak mekruhtur. Huşu ve hudu ile namaz kılarız biz. Rükûsu bellidir, secdesi bellidir. Dönerek bir ibadet yoktur İslam dininde. İbadet değildir. Peki ibadet değilse bu nedir? Bu bir ritüeldir. Dergahın, tarikatın, mevleviliğin, işte Bakırcılar Çarşısı'ndan geçerken o çekiç, örs, bir takım aletlerin tik tak tik tak tik tak diye hareketlerinden, seslerinden Mevlana'nın aşka geldiği, her zerrenin kendi etrafında döndüğü bir alemde aşktan döndüğü söylenir. Bu bir aşkın tecellisidir. Hiç dönmediğini de mesela söyleyenler var. Olabilir mi? Döndü ya da dönmedi. Ama bu bir ritüeldir. Ve sema ya da semahla, ki Alevilikteki semah da aynı şekilde etkileyicidir. Pek çok insanın Müslümanlığa rağbet ettiği de inkar edilmez bir gerçektir. Yani Alevilikteki semahla Mevlevilikteki sema sebebiyle o semazenlerin, dervişanın bu yaptıkları sema gösterisiyle pek çok insan Mevleviliğe, Aleviliğe, İslam'a merak salmaya başlamıştır son asırlarda. Bir de onun tersi de var ama yani onu bir işte dansa çeviren de var. Şimdi hatta bu ikisinin arasını ben şöyle tarif edeyim. Birincisi sema ya da sema ibadet değildir dinimizde. Tarikatın kendi içerisindeki bir kuralıdır. Tarikat içerisinde bunu bu kuralı hafif meşrep insanları yozlaştırmasına tarikatın karşı çıkması da doğaldır. Yani ulu orta kahve köşelerinde her yerde böyle sema ya da semah yapmak doğru değil. Tarikata saygımızdan buna ben de katılıyorum. Doğru. Yani bu tarikatın ritüeli ise açılışlarda falan oluyor mesela. Ya açılışta olur yani, bu zaten
Konya Mevleviliğin merkezidir. Öyle değil, bir dükkan açılışında falan yani. İşte olmamalıdır. Bir tarikat şeyhinin, postnişinin, oradaki efendim yöneticisinin, semazenlerin, semazen başının, onların o ibadet tarzında da olsa kendi içlerinde bir kuralları var. O şekilde yapmalarının önüne geçmiş oluyorsunuz. Onu istismar etmiş oluyorsunuz bir dükkan açılışında bunu yaptığınız zaman. Ama bana sorsanız bir diyelim bir konferans öncesi ben de gittiğim yerlerde bazen yapılıyor. Özellikle çocukları çok etkiliyor. Görsün çocuklar, yani bu gençler çok etkileniyorlar. Hayatında ilk defa gördüğü şeyler ve bir insanın düşmeden böyle dakikalarca dönmesi olduğu yerde insanı çok cezbedici bir şey. Ve bir de orada mesela işte çok güzel manalar var. Haktan alıp halka dağıtmak, yani sağ eliyle alır. Ve bu eliyle de insanlara da Allah'tan alıp kullara, insanlara dağıtmak gibi. Bunu da temsil eder. Dolayısıyla her şeyin döndüğü bir alemde insanın da olduğu yerde bunu dönerek kainatın o ritmine ayak uydurmasında simgeler. Bunu ulu orta kullanmak, madem kendileri karşı çıkıyorlar, ona da saygı duymak lazım. Ama benim kanaatimi sorarsanız bu bir ibadet olmadığı için biz bunları etkinliklerde kullanabiliriz, kullanmalıyız. Yani, evet. Yani çok önemli günlerde vesaire. İşte gelmiş insanlar bir semazenlerin dönmesini talep ediyorlar. Bunu da esirgememek lazım. Yani bunu böyle kutsal hale getirmenin de bir anlamı yok diye düşünüyorum. Peki hocam, bu Mesnevi'yi biz ne kitabı olarak görmemiz lazım? Dini bir kitap mı? Hadis kitabı mı? Fıkıh kitabı mı? Hikaye kitabı mı? Nedir Mesnevi? Mesnevi edebiyattır. Aslı şiirdir. Naatlar, mersiyeler, kasideler, efendim gibi bir tür eser olduğu için Mesnevi İslam edebiyatının bir konusudur. Dolayısıyla şöyle bir zamanlar, hala var mı bilmiyorum, Risale-i Nur okuyan kardeşlerin yaptığı hatayı yapmamak lazım. İşte o Kur'an'dır, o hadistir, o tefsirdir, o fıkıhtır. Bütün ilimler burada mündemiştir. Bunu okursanız başka kitap okumanıza gerek yok diyerek kütüphaneye başka kitap sokmayan, bağnaz, tutucu, yanılgı içindedirler. Onlar da şimdi zaten işi farkındalar. Her türlü kitabı okuyorlar. Mesnevi bir İslam edebiyatı ürünüdür. Dolayısıyla hakikaten içerisinde Kur'an'dan, hadislerden pek çok misallerin anlatıldığı, örneklerle, kıssalarla beyt haline getirilerek insanlara doğru yolu, hakikati, ahlakı, erdemi, kemalatı, insan olmayı, Allah'a rıza makamına ermeyi hedefleyen bir kitaptır. İslam edebiyatı demeniz ilgimi çekti. Tabii. İslam edebiyatı. Tabii. Tabii gazel gibi, mersiye gibi, naat gibi, mevlid gibi. Daha da güçlü olmamız gereken bir alan belki. Tabii güçlü bir alandır zaten. Etkisi de oradan geliyor. Bir de şu, çok çerçeve çok geniş tutmuştur Mevlana. Az önce o gel yine ne olursan ol yine gel dedi söylediği gibi. Bir de kıssalardan benim Mevlana Mesnevi'de gördüğüm şu vardır. Mesela ben bir hadis hocasıyım. Hadislerde hüküm çıkarmak, hadislerden, hadislerin olaylarla, konularla, değişik mevzularla alakasını kurabilmek bir maharet işidir. Fıkıhla alakasını kurmak, evet. Tefsirle bağlantısını kurmak, İslam tarihiyle bağlantısını kurmak, oradan bir hüküm çıkarmak, bu Buhari'de zirvededir. İmam Buhari, Muhammed bin İsmail el-Buhari'de zirvedir. Buhari öyle bir çıkarım yapar ki hadisten hiç aklınıza gelmez. Mesnevi'de benim gördüğüm Mevlana Celaleddin Rumi, benim de bildiğim hadis, aynı hadisten besleniyor ama o öyle bir farklı açıdan alır ki onu, size
tadıyla, lezzetiyle mükemmel bir başka bir şey olarak sunar onu. Evet. Oradan etkilenir ve unutmazsınız ve siz oradan dersinizi alırsınız. Mesela bir tembel hikayesi vardır. Tembel hikayesi enteresan. Davut Aleyhisselam zamanında bir tembel vardır bir kasabada. Gece gündüz şöyle dua eder. Allah'ım, rızkımı gönder Allah'ım. Madem beni tembel yarattın, rızkımı da ayağıma gönder Allah'ım. Ne çalışır, ne üretir, ne gayret eder. Tembel. Evet. Herkesin alay konusudur. Sokaktan geçerken tembel bize de dua et. Onun da rızkını gönder Allah'ım. Böyle dua eder. Bir gece yarısı tembel ellerini açar. Ya Rabbi, benim kabahatim mi? Beni tembel yarattın. Rızkımı da gönder Allah'ım. Rızkımı gönder Allah'ım. Allah'ım sana güveniyorum. Rızkımı gönder Allah'ım. Hurra! Evin içine bir öküz girer. Şükürler olsun. Duamı kabul ettin Allah'ım. Ya Rabbi sana binlerce şükür. Bıçak nerede? Bismillah. Rızkım geldi. Keser öküzü. Az sonra kanter içinde bir kasap. Tembel öküzüm nerede? Ne öküzü? Ya öküz kasaptan kesecektim kaçtı. Benim öküzüm. Ne yaptın? Kestin mi? Kestim. Nereden senin öküzün oluyor? Tam duamın en can alıcı noktasında Allah'ım gönder dedim, gönderdi benim öküzümü. O benim der, vermem sana. Ya o benim kardeşim, kasaptan kaçtı. Anlamıyor musun? Vallahi vermem. Allah duamı kabul etti. Niye benim evime girdi? Tam ben dua ederken niye geldi? O benimdir der. Ertesi gün kasap Davud Aleyhisselam'a şikayet eder. Benim öküzü tembel kesmiş, vermiyor. Davud Aleyhisselam çağırır. Der ki tembel öküzünü ver adamı. Kasaptan kaçmış. Ey Davud, sen Allah'ın peygamberisin. Sana hikmet verilmiş. Ben yıllarca bu duayı yapıyorum. Ve duamın can alıcı noktasında gece yarısı o öküzün benim evimde ne işi var? Ne işi var o öküzün benim evimde? Niye başka eve gitmedi de bana geldi? Bir düşün sen de. Sen peygambersin. Allah Allah. Davud Aleyhisselam der ki bana yarına kadar müsaade edin. Ertesi gün divan kurulur, halk toplanır, tembelle kasap Davut Aleyhisselam'ın yanına gelir, mahkeme kararını verecektir. Davut Aleyhisselam hükmünü açıklar. Ey tembel, sen öküzü kestin, doğru. Ey kasap, öküz benim dedin, doğru. Öküz tembelindir ey ahali. Kasap küplere biner. Bu nasıl adalet ey Davut der. Benim olduğunu daha dün söyledin. Ben de ispat ettim. Ey ahali, bu hükmüme karşı çıkan kasap var ya, şimdi size tarihi bir açıklama yapacağım. Benim hükmüme razı olmadı. Karşı çıkıyor, tembele öküzünü vermiyor. Bu kasap tembelin babasının yanında çıraktı bir zamanlar. Ve onun malına göz koydu. Bir gün ıssız bir yerde tembelin babasını öldürdü ve götürdü, şu ağacın altına gömdü. Sonra da bütün mallarını aldı. Kasabın bütün malı mülkü tembelin babasıydı. Babasına aitti. İspat etmek için kazın ağacı. Ağacı kazarlar. Tembelin babasının cesedini bulurlar. Kasabın ne kadar malı mülkü varsa hepsi tembelindir ve alır verir. Şimdi Mesnevi bunu anlatır. Tembelin duasını bile kabul eden Allah senin duanı kabul etmez mi? İstiyorsun vermedi evet. Diyorsun değil mi? Verecek. Ümidini kesme. Bir gün gelecek sana. Hak ediyorsan gelecek. Şimdi bu insana büyük bir rahatlama verir. İhlasla borcunu suya bırakanı Peygamber Efendimiz anlatmış mesela. Şimdi borç zamanı ya. Hı hı. Bir insan borcunu ödemeye, zamanında ödemeye kesin niyet etmemişse o borcunu ödeyemez. Bir insan da borcunu kesinlikle ne olursa olsun mutlaka ödemeyi kafaya koymuşsa Allah ona yardım eder. Kesin öder değil mi? Kesin öder. Bir örnek anlatıyor. Mesnevi de bunu anlıyor. Hı hı. Alıyor, alıntılıyor. Bir alacak durumunda kalan bir insan gider borç ister.
yani şeyden zengin birinden, der ki ben sana bir sene sonra vereceğim. O da güvenir komşusuna. Tamam, ne zaman verecek? Bir sene sonra. Al, 1.000 dinar senin olsun. 1.000 altın senin olsun. Ne zaman? Seneye, bugün vereceğim. Adam alır, ihtiyacını giderir. O parayı ödeyebilmek için de gurbete gider, çalışır. Tam vade zamanı yaklaşır. Fakat parayı anca biriktirmiştir. Memlekede aynı gün yetişmesi zordur. Gidecek köyüne, memleketine, borcunun zamanı geçecek, yetişemeyecek. O parasını biriktirdiği 1.000 dinarı bir kesenin içine koyar. Keseyi iyice sarar. Ağaç kavuklarıyla bağlar. İçine de bir mektup koyar. Bismillahirrahmanirrahim der. Allah'ım bunu sahibine ulaştır diye yazar. O günlerde borç alan borçlusunun alacaklısı olan adam çıkar, canı sıkkın, kayboldu gözden, bak getirmeyecek borcu diye nehrin kenarında dolaşır. Orada dolaşırken de bir de bakar ki bir ağaç parçası nehirde akıyor. Bir dal uzatır, ağacı getirir, sonra da bunu yakarım diye baltayı vurur, içinden 1.000 dinarı görür ve mektubu okur. Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ım bunu sahibine ulaştır, beni mahcup etme yazar. Evet. İyi niyet ettiği için Allah o alacaklısına o 1.000 dinarı Rabbim ulaştırmış, adamı mahcup etmemiştir. İhlasla yapılırsa bir iş, niyet iyi olursa sonu iyi olur. Bunları Mesnevi'de buluruz. Mesela namazı, biz şimdi namazı kılıyoruz değil mi? Allahu Ekber. Namazda aklımıza neler geliyor? Neler neler. İşte program nasıl geçti? Neyi sormalıydım? Neyi sormamalıydım? Yarın nasıl yapacağız? Dolar, ertesi gün ne? Dolar düştü mü? Çıktı mı? Faturalar ödenecekti. Bugün ne oldu? Çocuk okuldan geldi mi? Her şey. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Ruhumuz nerede? Başka yerde. Namazı bir anlatışı var ki. Müminun suresinde kad eflehal müminun ellezine hum fi salatihim haşiun. Huşuyu, namazdaki huşuyu şunun kadar anlatan güzel bir misal yoktur. Tekbir alırken İbrahim'in İsmail'i kurban etme hadisesini düşündü. Sen de nefsini kurban et. Allahu Ekber. Bıçakladın nefsi. Öldürdün içindeki. Ve mahşer yerindesin, Hakk'ın huzuruna geldin. Allah dedi ki sana ömür verdim, gençlik verdim, mal verdim, mülk verdim, evlat verdim, vatan verdim, bayrak verdim, ev verdim, araba verdim, sağlık verdim, sıhhat verdim, cesaret verdim, bin bir türlü nimetler. Ne yaptın sen bunları? Ver bakayım hesabını. Hesap yerinde, hesap verecek imkanın, takatın yok ki, gücün yok ki. Utancından eğil aşağı. Allahu Ekber. Rüküye eğil. Kaldır başını. Suallerimin cevabını ver derse Allah. Emre uyman lazım. Semi Allahu limen hamide. Ama bakacak yüzün yok ki. Eğil yere. Allahu Ekber. Secdeye kapan. Kaldır başını diye emir geliyorsun. Sorduğum sorulara. Ne yaptın bunları? Nimetlerin hesabını ver bakalım. Dünyadakilerin hesabını ver. Allahu Ekber. Tekrar secdeye kapan. Yalvar, yakar. Sonra diyor, dizinde derman kalmasın, ayağa kalkacak takatın yok, otur. Ettehiyyatı okuduktan sonra. Sağından yardım iste bakalım, sana yardım edecek var mı? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Yardım edin, bu soruların cevaplarını ben veremiyorum. Anam, babam, bacım, kardeşim, hocam, hacım, bana bir şey, yol gösterin. Sualler peş peşe geliyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Evladım, kızım, oğlum, torunum, hadi bana yardım edin. O gün herkes kendi derdinde, hiç kimse sana bakmıyor. Ellerini kaldır. Bağışla Allah'ım, affet Allah. Hesabı verecek yüzüm yok, gücüm yok, dermanım yok. Sana geldim, başka hal, günahımla geldim. Namazı böyle kıl diyor. Namazı böyle kıl. Namaz kılanları beğenmiyoruz. Değil mi? Hacı, tabii. Hoca, ticareti şöyle. Peki biz namaz kılmıyoruz diye kendimize niye sormuyoruz? Efendisiyle
halayıkı, hizmetçiye halayık diyorlar. Sabah erkenden işe gidiyorlar Konya'da. Geçerken de Allah-u Alem ya Kapı Camii'nden ya da diyelim ki şeyden işte bugünkü tabirle Yavuz Selim Camii'nden geçiyorlar. Avludan geçerken hizmetçi imamın namaz kıldırdığını duyuyor. Sabah namazını kılmamışlar. Erkenden işe götürüyor efendisi hizmetçiyi. Ne olur bak namaz kılınıyor. Ben şurada hemen farzı kılıp çıkayım. Adam kılmıyor. Zengin, parası var, pulu var, gurur var, kibir var. Ama insafa da geliyor. Hizmetçisine diyor ki hadi gir kıl bekliyorum seni. Dışarıda bekliyor. Namaz kılınıyor. Tatlı sesiyle hoca okuyor. Namazı kılıyor. Dışarı cemaat çıkmaya başlıyor. Müezzin çıkıyor. İmam çıkıyor. Adam çıkmıyor. Hizmetçi nerede kaldın? Göndermiyorlar efendim. Yahu niye kim göndermiyor? Müezzin çıktı. İmam çıktı. Cemaat çıktı. Hadi geç kaldık işe. Hemen müsaade istemiştin. Hadi gel bekliyorum. Göndermiyorlar. Allah Allah. Kim göndermiyor yahu? Seni içeriye sokmayan beni dışarı göndermiyor. Vay vay vay. Sen nasibin yok. Sen içeri alınmadın ki. Namaz kılmayan böyle düşünecek. İçerideki de ben namaz kıldım, bir şey oldum diye düşünmeyecek. Evet. Ama tadı alacak. Namazın tadını alırsan dışarı çıkmak istemezsin tabii. Şimdi bu kıssada namazın önemini ben bu kadar güzel anlatamam ki. Namaz kılmayanlara bu kadar güzel misal veremem ki. Bu hikayeyi duyacak da adam şimdi ne diyecek? Ne nasipsizmişim ben ya. Evet. Davet edilmemişim ben. Hocam şimdi bir de nasipli olanlar var. O nasibi arayanlar var. Değerli bir konuğumuz var. Hemen bir hoş geldiniz diyelim. İlginç bir iş yapmış. Güzel de bir iş yapmış. Onu da kendi ağzından dinleyelim. Eba Bekir Can Polat. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar hocam. Hayırlı yayınlar. Evet, Eba Bekir Can Polat kardeşimiz. Hoş geldiniz siz. Siz nereden katılıyor Eba Bekir Bey? Neredesiniz? Siz nereden katılıyorsunuz programımıza? Karaman'ın Ermenek ilçesinden katılıyorum. Karaman'ın Ermenek ilçesinden. Evet. Tam da biz diyelim. Konya'dan bahsediyorduk, Mevlana'dan. Aynen. Evet. Önce Karaman'a geliyor değil mi? Tabii önce Karaman'a geliyor oradan sultanın davetiyle. Evet, sonra Konya'ya gidiyor. Dayısını bırakıp kendisi ve aile efradıyla beraber güzel. Konya'ya gidiyor. Dolayısıyla siz de Mevlana diyarındasınız. Peki, Eba Bekir Bey, meşe palamutu dikiyormuşsunuz duyduğuma göre, ağaç dikiyormuşsunuz. Neden yapıyorsunuz bunu? Hocam, iyilik olsun diye yapıyorum. Yani tamamen buradaki görmüş olduğum doğanın yapısının bozulmasından dolayı kendime bir görev olarak verdim. İyilik olsun diye yapıyorum. Yani. Peki siz oradaki doğayı korumak için bir adım atmışsınız. Birinden yardım alıyor musunuz ya da kendiniz mi yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Tohumları mı alıyorsunuz? Biraz anlatır mısınız ne yaptığınızı? Hocam şimdi meşe zaten palamutların dibine döküyor. Bunu domuzlar yiyor. İnsanlar da hayvanlara yem yapmak için bunları topluyorlar ve kendisini şeyini şey edemiyor, çoğaltamıyor kendisini. Meşe insanların yardımına muhtaç kalıyor. Çünkü insanlar tarafından ifal ediliyor deyim yerindeyse. Böylece insan yardımına ihtiyaç duyuyor çoğalmak için, üremek için. Siz nereden kendinize, hangi olaydan sonra kendinize böyle bir şey görev edindiniz? Ağaç dikeceğim ben diye. Hocam ben Ankara'da yaşıyordum, yazarım ben. Fakat anne babadan dolayı memlekete bakmak, anne babaya bakmak bize görev oldu. Memlekete geri döndük. Orada gördüm maalesef hayvanlar, domuzlar ve insanlar meşe ağacına karşı büyük bir tahribatta bulunuyorlar. Ve
gerçekten de meşe ağacı. Üzerinde neredeyse bir dünyayı barındırıyor. Üzerinde, altında, gölgesinde her türlü canlının yaşamasına müsaade ediyor. Bir mıknatıs gibi de çekiyor bunu. Yani mesela çam ağacı böyle değil. Çam ağacının altında kendisinden dahi hiçbir şey bitmez. Ne kadar meşe ağacı diktiniz Ebubekir Bey? Şimdiye kadar 5000'e yaklaştı, 5000'i geçmiş de olabilir. Ben önce bunları çimlendiriyorum. Gazellerin altında saklıyorum kış günü. Gazeller onu çimlendiriyor. Çimlendirdikten sonra çim halinde genellikle böyle erozyon olacak veyahut da korunması gereken yerlere onları dikiyorum. Çevresinde sarıyorum ki insanlar burada bir dikim olduğunu bilsinler. Ona göre davransınlar diye. Bir soru daha sorabilir miyim? Ne kadar sermaye gerekiyor? Büyük bir sermayeniz mi var böyle sürekli meşe ağacı dikiyorsunuz? Hayır, hiçbir sermayem yok. Tek sermayem gönül. Emek, başka bir sermayem yok. Hiçbir uğraş. Hocam ağaç dikmek tabii bizim hani kültürümüzde de, inancımızda da, geleneğimizde de var olan bir eylem. Yani ağaç dikme... Ağaç. Hükmü nedir hocam? Ağaç dikmek ayrı bir konu ama sermayesiz bir iş yapmak ayrı bir konu. Şimdi Ebubekir Bey'in benim en çok merak ettiğim şey bu sermayesiz bir iş yapmak. Sermayesiz hayır. Sermayesi olmadan hayır yapıyor, sadaka yapıyor. Evet. Yani Mesnevi'de o da var. Sermayesiz hayır yapan birisi. O da zenginlerden borç alıyor, fakir. Fakire dağıtıyor. Allah için. Ve Allah-u Teala da onun bu cömertliği, çalışması neticesinde birilerini ona hizmetçi amade kılıyor ve adamın ne zaman borcu varsa o kadar para geliyor, alacaklılara ödüyor bu adam. Zenginlere ödüyor. Hiç şey almıyor, dilenmiyor parayı. Borç evet. alıyor. Ve sonunda bu adam ömrünü böyle geçiriyor. Zenginlerden alıyor, fakirlere dağıtıyor. Bilen de getirip ona veriyor. Gönelli Mehmet Efendi de böyleydi. Allah rahmet etsin. Tabii bu günün sonunda hastalanıyor. Hastalanınca zenginler şu alacaklarımızı bu sefer vermedi, gidip alalım diyorlar. Adamdan alacak bekliyorlar. O da diyor ki daha gelmedi, veremem. Yahu nasıl veremez? Bekleyin gelecek inşallah. Allah beni bugüne kadar mahcup etmedi, utandırmadı. Siz gene mahcup etmez. Yani bekleyelim ama bir şey yoksa bekletme bizi boşuna. Bekleyin diyor. Rabbim beni utandırmaz. Bekliyor, bekliyorlar. Gelen giden yok. Ne para var ne pul. Dışarıda bir çocuk helva satıyor. Helva satarken kendine hizmet eden kişinin gözüne bakıyor. Diyor ki git o helvalardan al da misafirler aç bekliyorlar. Beklettik adamları. Getir helva yedirelim bari. O da gözüne bakıyor, para ver de hani alayım, para yok. Ya sen al gel diyor. Gidiyor çocuk bir tepsi helva. Kaça satıyorsun? Şu kadar kuruş. Ver hepsini alıyorum diyor. Para ver, parayı gel sonra vereceğim diyor. Parasını da vermiyor. Getiriyor, çocuk da kapıda bekliyor parasını. Helvayı yediriyorlar. Ardından çocuk ağlamaya başlıyor. Benim paramı vermediniz. Bu sefer içerideki alacaklılar diyorlar ki siz çocuğun parasını da mı vermediniz? Yok ki ne verelim diyor. Ya ne kadar sahtekarmışsın. Bize parasını vermedin helvayı da yedirdi. Vermeyeceksen verme diyor. Adam diyor ki sabredin. Ve çocuk ağlamaya başlayınca bir el uzanıyor, bir keseyi bırakıyor, kaçıyor. Ve o helvayı çocuktan alan hizmetçisine diyor ki büyükleri alacaklara dağıt, kalan kuruşları da çocuğa ver. Herkesin alacağı tek tek bitiyor. Geriye kalan da helva parası kalıyor. Onu da çocuğa verince hasta yatağın da ruhunu teslim ediyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah her şeye kadirdir. Parası yok. Pulu yok. Sermayesi yok. 5000 adet ağaç dikmiş. 5000 adet mi oldu? Geçmiş olabilir hocam. Yani maşallah. Tam bir sayış edemiyorum. Çünkü haberlerde çıktıktan sonra biz de isteriz, bizim kurumumuza de ver, şirketimize de ver, biz ağaç dikme etkinliği yapacağız diyenler oldu. Onlara da verdim. Ama bu yıl sayıyı, bu
Akdeniz bölgesinde çıkan yangınlardan dolayı kendi kendimize hedefimizi 2-3'e katlayarak bir söz daha verdik. 15 bin olarak inşallah gelenki yıl 15 bin adet sayıya çıkaracağız. Kurtlar, böcekler, kuşlar kim oradan istifade ediyorsa, gölgesinden, yaprağından, meyvesinden, dalından neyse hepsinden ayrı ayrı sadaka sevabı geliyor. Ne büyük nimet, ne büyük devlet. Ne güzel. Allah razı olsun. Yoktan siz bir anlamda var etmek Allah'a mahsus. Ama siz evet. Hiçbir sıfır sermayeyle bağınız, bostanınız, ormanınız yok ama binlerce ağaç dikmişsiniz. Parası pulu, dolarları, euroları olup da bir ağaç dikmeyenler ders alsın, ibret alsın. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Biz Allah'tan rol çalıyoruz. Yani öyle tanımlayabiliriz. Evet, doğru söylüyorsun. Cenab-ı Hak karşılıksız veriyor. Allah razı olsun. Çok evet. Memnun oldum teşekkür sizi tanımaktan. Ederim. Sağ olunuz, iyi geceler. Çok hayır, güzel, iyilik için yapıyorsunuz efendim. Ya sadece Allah için. O daha kıymetli. Evet. Şimdi evet. Bir de tabii olumsuz bir görüntüyle şimdi devam edelim o zaman. Çok konuşuldu, tartışıldı. Tabii bu noktada biz de birkaç kelam ederiz belki. Muharrem Sarıkaya'nın yaptığı hareket bir canlı yayın sırasında yanındaki İhlas Haber Ajansı muhabirine bir tokat atıyor, ittiriyor ve o görüntülerde sosyal medyada yayınlandıktan sonra görevden istifa etmek zorunda kalıyor. O istifada da yalnız bir ifade var tabii, şey diyor, yani görüntüler yayınlandığı için kamuoyu tarafından görüldüğü için gibi bir ifade de var. Ne dersin? Sizin yorumunuz ne hocam bu duruma? Görüntü vermiyorsunuz görüntüleri herhalde. Görüntüleri verin arkadaşlar. Tamam, isterseniz vermeseniz de olur, verseniz de olur. Fark etmez yani. Çünkü üzücü bir görüntü. İnsan seyrederken de üzülüyor. Çok yani şey de hani bir insan birine darbe vurur da bu darbenin de bir hani kuralı olur vesaire de burada bir telle, kabloyla sanki bir hayvana vurur gibi bir vuruş var. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Birincisi bu. Topluma mal olduğu için üzerinde duruyoruz. Yoksa men setara müslümen setara Allahu yevmel kıyame, bir Müslüman ayıbını örtmek İyi bir şey. Yani yaymak yerine ayıbı örtmek lazım ama burada topluma mal olduğu için başka konular var. Bunun üzerinde durmamız lazım. Hı hı. Gene Mesnevi'den bir misalle duracağım. Süleyman Aleyhisselam ordusunu kurarken kuşların lisanını biliyor. Kuşlar, karıncalar, hayvanlar hep bir gelip Süleyman Aleyhisselam ordusuna girmek istiyorlar. Bunlardan biri de hüthüt kuşu. Hüthüt kuşu da marifetini diyor ki ey sultanım, herkes bir işe gönüllü olursa marifetinden bir şey göstermek ister. Ben de senin yanında olmak için, kendimi övmek için değil ama senin orduna katılabilmek için hünerimi göstermek istiyorum der. Müsaade edersen. Göster bakalım der. Hüthüt kuşu der ki bak havalanıyorum. Yüksek, çok yükseklerde uçarım. Çok yükseklerde uçmama rağmen yerdekilerin, yerin dibindekilerin de görecek kadar keskin göze sahip. Suyun içini görürüm. Onun için senin ordunu götürdüğün zaman nereye konuşlandıracaksın? Ben o konuda sana bilgi verebilirim. Büyük bir şey, imkan değil mi? Hüthüdü kabul ediyor Süleyman Aleyhisselam. Hüthüdü kabul ediyor. Sen ordumdasın diyor. Seni aldım yanıma. Bu sefer karga kıskanıyor. Karga kıskanınca geliyor, Hüthüt'ü kötülemeye başlıyor. Süleyman Aleyhisselam diyor ki, padişahın yanında kavga olmaz, defol git. Kargaya. Kargaya. Padişahın yanında kavga olmaz, defol git. Şimdi çok sevdiğim bir belediye başkanı. Tanışıyoruz da. Yani şöyle tanışıyoruz. Rahmetli annesi de
Gaziantep'e gittiğimde konferansıma gelmişti. Çok sevdiği için beni. Özellikle o zaman sanıyorum bakandı. Annem gelecek hocam, sizi çok seviyor gibi bir görüşmemiz oldu. Şimdi çok seviyorum. Güzel, başarılı da bir belediye başkanı. Fakat orada padişahın yanında kavga olmaz. Siz belediye başkanıysanız, konuksanız o hareketi yaptırmazsınız. Yaptıramaz. Müsaade etmez. Anlık bir şeyse de kalkar gider ya da onu def eder. Birincisi bu. Bizim böyle devlet adamlarına ihtiyacımız var. Evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız niye seviliyor? One minute çekebileceksin yeri geldi. Hı hı. Liderlik vasfı olması lazım. Yöneticilerde oyuna gelmemek, aldanmamak. Tabii hanımefendidir, naziktir, kibardır. Bunlar da hepsini hesap etmek lazım. Ama orada bir er kişi nasıl hareket etmeliydi? Fatma Hanım da öyle hareket etmeliydi. Ben açıklamaları bilmiyorum ama nasıl olayı okudu bilmiyorum. Anlık bir şey oldu. Hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi doğru olmadı. Evet. Diğer mesele, size bırakın yardım etmeyi, size orada aleyhinize bir şey bile yapacak olsa, müdahale etse istemeden, siz istemiyorsunuz, gelme diyorsun, geliyor, zorla da geliyor. Bir, karşınızdaki hanımefendiye, iki, seyirciye, üç, insana saygınızdan bunu yapamazsınız. Burada hiç kimseye saygı yok. Bu ne biçim bir ego? Bu ne biçim bir patlama? Bu ne biçim bir tazyik? Genci tebrik etmek lazım. Hiç karşılık vermedi. Sadece hakkımı helal etmiyorum dedi. Çok da onurlu bir duruşu var. Hı hı. Tanımıyorum, hiç bilmem. Dava da açacakmış. Açsın. Ama affederse kamu davasını başkaları açsın. Devlet açsın, haber ajansı açsın, kurumu açsın. Ama ben affettim derse daha büyük ceza vermiş olur. Bak, ben affettim derse daha büyük ceza vermiş olur. Bir başka mesele, biz ne oldum delisi olmayacağız. Özellikle medyadaki insanlar. Medya sizi vezir de yapar, rezil de yapar. Hayır. Sizden kaynaklanmıyor. Allah size bir kapı açmış. Bak, hiç kimseye nasip olmayan, günlerce televizyon, herkes dünyada sizi seyrediyor. Şu anda bizi de elhamdülillah. Türkiye seyrediyor, dünyanın her tarafından seyrediyorlar. Bizden değil ki bu. Kendinden bilirsen, onu bir gün alırlar senden. O başarıların senden değildi. Sen sahibini unuttun. Evet. Şimdi kulakları çınlasın. Bir şey anlatayım biraz. Bir fakültede bir gün oturuyorum. Kaymakam bir yerin, ilçenin, İstanbul'da bir ilçenin kaymakamı, hocam sizi görüşmeye geldi dediler. Allah Allah, hiç randevu, görüşme falan, tanışma da yok. Buyurun dedim. Ben dedi yeni birkaç ay oldu dedi başlayalı göreve. Şuranın kaymakamıyım. Buyurun kaymakam bey, sayın kaymakam, buyurun. Odada ağırladım falan. Bir şey söylemek için geldim size dedi. Sizi ben yıllardır takip ediyorum. Allah razı olsun. Annem baba, hepimiz istifade ediyoruz. Ama hocam ne olur dedi, bunları kendinden bilme. Çok seviliyorsun dedi. Bunların sahibini unutma dedi. Sadece bunu söylemeye geldim ben sana dedi. Allah razı olsun, ne güzel insansın dedim. Ya bana güzel bir nasihat ettin. Çok güzel bir dostsun. Bir dostluk kurduk öyle, evet. O şekilde. Şimdi biz kendimizden, kerameti kendimizden bilince, şımarmaya başlayınca, egolar yükselmeye başlayınca, o sana o imkanları veren geri alıyor. Bir hadis-i şerif hatırlıyorum. Hatırlatmak da vesile olsun. Bir insan ömrü boyunca cennetlik amel işlerde işler. Burada motomot hadise üzerine anlatmıyorum. Mukayese yapmak için anlatıyorum. Yoksa
Muharrem Bey'di değil mi tokadı atan? Evet, Sarıkaya. Muharrem Sarıkaya için anlatmıyorum. Yani o da bir insan. Onun da imtihanı var. Düştüğü zaman insanlar birbirine yardımcı olmalı, onu da biliyorum. Yanlış yaptı ama ona da yardım edeceksin. Zalime de, mazluma da yardım edeceksin. Mazlumun hakkını koruyacaksın, zalimi de zulmüne set çekeceksin, yapma diyeceksin. Böyle bir vazifemiz de var. Burada zulmeden o olmuş ama ona da biz yardımcı olmalıyız. Cennetlik amel işler, cennetle arasında bir karış kalır. Neredeyse girecek denir. Niyeti ona galip gelir. Kader diyor ama ben orada niyet diyorum. Sebkat eder, öne geçer niyeti. Cehennemlik amel işler de cehenneme girer. Bu ne demek? Kimsenin garantisi yok. Yarın ne olacağında. Onun için hep son nefes hesabı yapmıştır büyük zatlar. Bir insan cehennem ameli işler, sen onu cehenneme girecek dersin. Bir karış kalmış. Kader sebkat eder, niyeti sebkat eder. Niyeti neyse baştan beri Allah ona cennetlik nasip eder. Bir amel işletir, onu cennete sokar. Adam bir köpeği sulamaktan, yanlış yoldaki bir kadın, Allah onu cennetlik etti diyor Peygamber Efendimiz. Kuyuya girdi, pabucuyla köpeği suladı. Hayatı boyunca cehennemlik iş yaptı. Ama sonunda bir köpeği suladı, Allah onu cennete soktu. Onun için ne olduğum değil, yarın ya Rabbi geleceğimi güzel öyle. Şımarmamak, İnşallah. Egoyu yükseltmemek, kendinden Doğru. bilmemek. Neyiz ki? En çok da bizden olması lazım bu. Bakın çok enteresanmış. Biz Mesnevi'de var yine. Mesnevi'den örnek vereyim. Diyor ki affedersin. Meni'yi gördüsün, sen meni'yi görürsün. Meni olarak iğrenirsin. Halbuki her şeyi bilen Allah katında o bir insandır diyor. Bak şimdi. Çünkü o geleceğini görüyor ya. Onun için kimseyi kınama. Kimseyi küçük görme. Ondan yarın neler zuhur edecek bilemiyorsun. Belki o tokat attığı genç yarın belki ülkenin başına gelecek. Olur mu? Olmaz olur mu? Olur. Allah her şeye kadir değil mi? Tabii. Niye küçük görüyorsun? İşçini niye küçük görüyorsun? Çalışanı niye küçük görüyorsun? Emekçiyi niye küçük görüyorsun? Bu küçük görmenin de alametidir. Yanında çalıştırdığın her insanı kendin gibi bileceksin. Hatası varsa güzel yolla, nasihatla, yardım ederek telafi edeceksin. Bu aynı zamanda bir kesimin diğer bir kesime nasıl baktığını ve aynı zamanda yıllarca süslü laflarla bazı kesimin bazı kesimleri nasıl göz boyadığının da bir örneğidir. Evet. Ve içi dışına çıkıyor daha sonra insan saklayamıyor. Kızdığı Aynen. zaman saklayamaz. Onun için Allah kimseyi o durumlara düşürmesin. O kardeşimize de geçmiş olsun. Fatma Hanım da böyle bir hadiseyle karşılaştığında onun da yapacak kapasitesi var ben biliyorum. Böyle müsaade etmesin. Orada gerçekten hak ettiği tavrı, karşı tarafın hak ettiği tavrı gösterseydi o tavrı çok daha gözümüzde büyüyecekti. Evet. Hocam şimdi son dilime gireceğiz ama ilginç bir dua var. Biz her şeye dua ederiz. Değil mi hocam? Dua olumlu anlamda her şeye edilebilir. Ya da olumsuz dua edilir mi? Birincisi şöyle. Dua eğer çağırmak, istemek, yakarış anlamındaysa duanın iman manası da var. Ayakkabınızın bağı da kopsa Allah'tan isteyin. Peygamber Efendimiz'in sözüdür. Yani mesela ben elmanın daha tatlısını istiyorum Allah'ım. Tabii. Ya da ne bileyim işte Ya Rabbi bana daha güzel bir bilgisayar nasip et. Bu tür bir duada bir sakınca yok. Hiçbir sakınca yok. Şimdi bir de futbol müsabakalarında ya da işte spor müsabakalarında edilen dualar var. Eski bir görüntü var. Bolu Spor'un bir duası var. Maça çıkmadan önce. Onu bir izleyelim. Bakalım Mustafa Karataş hocamız ne diyecek? En son şeyi güzel. 90'a golü takmayı. Teknik direktör gibi. Taktik de veriyor. Hoca, şimdi dua ile taktiği birleştirmiş. İki şey var. Burada gördüğüm. Birincisi
işte vermeyi, dönmeyi, yemeyi, tutmayı, etmeyi bir seci, nakarat. Seci ile dua etmeyiniz hadis-i şerif var. Öyle mi? Tabii. Duada asıl olan nedir? İhlastır. İhlasla istersen dua olur. Şakavari, taktikvari. Oradakiler onların gözüne girmek için bir edebiyat yaparsan o dua olmaktan çıkar. Göze girmek değil, gönle girmek lazım. Burada bir gönle girmek yok. Futbolcular da inanmıyor ki gülüyorlar. Sadece oradaki gördüğümüz şey dua formatında cümleler, o da secili, nakaratlı. Bir de el kaldırman dışında duaya benzer bir tarafı yok. Normal olarak insan oturur karşı karşıya. İnşallah rakiplerin toplarını kaleciye, kardeşimize efendim tutar. Sizler şöyle oynarsınız vesaire. Bunu adam dua formatına sokmuş. Orada dua ediyor. İkinci bir konu. İbadetlerde şaka olmaz. Yani namaz kıldırarak güldüreyim. Abdest alarak güldüreyim. Oruç tutarak, oruçlunun halini yaparak güldüreyim. Bunlarla olan bu şaklabanlıklar, şaklabanlık demek daha doğru burada, Müslümanların kutsal değerlerini pörsütür, incitir. Müslümanlara sıkıntı verir. Halbuki bunlar ciddi konulardır. Siz bunu şeye benzer, yalancının evi yanmış, kimse inanmamış. Evet. Duayı bu şekle getirirseniz, bir de o maçta da bilmiyorum mağlup mu oldu, yendi mi, bir de mağlup olursanız, duaya kimse inanmamaya başlar. Böyle olmaz. Onun için futbol müsabakaları ki, hani milli maçlarda bir Müslümanın, mesela Muhammed Ali, Allah rahmet eylesin, sabah 4'te, gece 4'te biz, evet, maçını seyretmek için kalkardık. Ve dua ederdik. Rabbim muvaffak eylesin. Aslında boks çok da makbul bir spor değil. Hı hı. Ama bir Müslüman ve orada ezilmişlerin adına çıkıyor. Bütün dünya ayağa kalkıyor. Yani. Bütün gönlümüzle, ruhumuzla oradaydık biz o maçlarda. Attığı her yumrukta ve küffara attığı yumruk. Öyle görüyorduk. Ve Müslümanlara bir moral oluyordu. Bu anlamda dua edilebilir ama, evet, ciddi olmalı, ihlaslı olmalı. Böyle şakayla, komiklik yaparak dua olmamalı. Ve, evet, bu kadar duayı da haşa ayağa düşürmemek lazım. Yani hutbe mesela. Hutbede Allah'ın adı anılır. Ayetler okunur. Hatta başka sözlerin okunmasına bile karşı çıkanlar ve alimler ki bence de doğrudur. Orası ayet makamıdır. Kur'an'ın dışında. Şairlerden bile şiirler okunmaz hutbede. Cuma hutbesini kastediyorum. Orası insanların beşer sözüne ait olan bir makam değildir. Dolayısıyla duayı böyle hutbelerde, futbol takımlarına dua etmek, hı hı, basket takımlarına, güreş takımlarına dua etmek, orası hutbenin yeri değil. Caminin yeri değil orası. Evet. Ha, otobüsü uğurluyorsun. Uğurlarken hacı uğurlaması gibi. Allah yolunuzu açık etsin, kaza bela vermesin, başarılı eylesin. Emeğinizin karşılığını alırsınız. Çünkü bir alın teri, ekmek parası da kazanıyorlar. Güzel olursa, centilmenlik içerisinde bu şekilde bir temenni maksatlı dua yapılabilir. Evet. Peki hocam, bu akşam da süremizi bitirdik. Teşekkür ediyorum. Bugün çok kısa geldi bana program. Değil mi? Öyle oldu, evet. Konular çünkü çok ağırdı aslında. İlk etapta zaten bu ekonomi konusu hepimizin gündemiydi. Orada da zaten konuştuğumuz şeyler herhalde dokunmuştur bütün insanlara. İnşallah ama Mesnevi'den çok anlatacak Mesnevi'de şeyler ayrıca, vardı. Tabii. Onlar kaldı. Yine önümüzdeki başka haftalarda da inşallah pazartesiler devam eder. Peki, teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, böylelikle bu akşamı da noktaladık. Haftaya buluşuncaya dek hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.